Bengü Türk'ten merhaba. Ekran başındaki izleyicilerimize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Aysun Tekin. Gündem Arkası'na hoş geldiniz. Çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. 2,5 saat boyunca siyasetin ve dış politikanın sıcak başlıklarını ele alacağız. Hiç zaman kaybetmeden değerli konuklarımı takdim edeyim. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salioğlu bizlerle. Yaşar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aysun Hanım. Bir diğer konuğum akademisyen, doçent, doktor Cantürk Caner bizlerle. Cantürk Bey, siz de hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim Aysun Hanım. İyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Ve stüdyo konuğum hukukçu avukat Gencer Özdemir bizlerle. Gencer Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar Aysun Hanım. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma ve başlayalım. Yaşar Bey, sizle başlayalım. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli cumartesi günü önemli açıklamalarda bulunmuştu. Burada başlayalım istiyorum programımıza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlara ve Cumhur İttifakı üzerinden provokasyona soyunanlara yanıt vermişti aslında MHP lideri Devlet Bahçeli. Gezi kalkışmasının baş aktörü tipli Can Atalay'a kalkan olan muhalefet kesimini işaret ederek Kahır'dan Yusuf doğdu, Can Atalay meselesi mecliste tamamen kapandı dedi. Cumhur İttifakı üzerinden algı operasyonları yürütenlere ise mesajı netti MHP liderinin. Hem yaşanan olaylara hem de lider Bahçeli'nin açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun, sizle başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Yani tabii aslında bir süredir Türkiye'nin birçok noktasında ve özellikle iç cephesine yönelik bir fitne çıkarabilmek, iç cephede ayrışmaları giderek bir çatışma zeminine taşıyabilmek, emperyalizm ve onun bütün aparatlarının şer hevesi bu noktada. Yerel seçimden sonra bir oldukça cesaretlenmiş bir noktada bu şer hevesi sahaya sürmeye kalktılar. Sizin de belirttiğiniz gibi öncelikle özellikle Cumhur İttifakı'nı hedef alarak orada bir fitne çıkarabilmenin, AK Parti içerisinden işte MHP'ye karşı bir eski özellikle AK Parti içerisinde yer almış olan bir kitleyi öne çıkartma çabasına sahne oldu bu süreç. Ardından adına normalleşme denilen sürecin bir anlamda bunun besleyen bir zemini olsun, bir yeni siyasi denklem oluşsun çabasını gördük. Tam böyle bir noktada Suriye'nin kuzeyinde bu sözde yerel seçim çabalarına tanık olduk. Sürekli ertelendi Türkiye'nin kararlılığı karşısında. Ama orada asıl o işin ağa babası olan Amerika'dan bir ses duyuldu. Dendi ki şartlar henüz oluşmadı. Tabii o zaman da dedik bu şartlar neyi içeriyor ve sadece Suriye'de mi acaba? Benim hep o konudaki değerlendirmem oldu ki aslında Türkiye'nin içinde bir siyasi zemin, yerel seçim sonrası cesaretlendikleri o ortamda bir yeni siyasi denklem çabasının bir yansıması olarak değerlendirilmeliydi. Gazi Meclisi bir süredir bu amaç için kullandıkları çok açık. Yani PKK terör örgütünün siyasi kolu, milletin o iradesinin yansıdığı tecelligahı, bağımsızlığımızın, milli mücadelesinin simgesi, o yüzden Gazi Meclisimizin o çatısı altında yani öylesine pervasız cümleler kurdular ki, yani hatırlayın, çok uzun süre değil, birkaç ay öncenin bilançosu bu. Dediler ki bizim irademiz İmralı'dır, terörist başını işaretleyerek. Dediler ki işte Kürdistan'da işgalcidir Türkiye. Ve bunun gibi daha birçok pervasızca karalama ve o şer dillerini orada yansıttılar. Bu son oturumda da aslında yine aynı zemini yöneten ve sahaya süren yine onlar oldu. Yani meclisteki o kürsüdeki sırasını bu Ahmet Şık denen devlet düşmanına veren yine onlardı. Sonuçta onun ilk cümlesinden itibaren amaç bir provokasyon ortamını oluşturmaktı. Kirli propaganda yapabilmekti. Sonuçta amaç edindikleri şey ne hukuk, ne o yargılama süreci, ne Can Atalay meselesinin asli hukuki zemini. Bu değil. Hani hatırlar mısınız bu gezi kalkışmasına ilişkin?
cümleler kuranlar olmuştu o zaviyeden. Bu mesele sadece yeşil meselesi değil, anlamadınız mı vurgusu vardı. İşte o çizgi burada sadece mesele Atalay meselesi olmadığı da çok açık. Bütün bunlar kullanılarak, bu zeminler sürekli bir provokasyon ortamına dönüştürülerek, Gazi Meclisi bunun bir sahası, bir alanı haline getirerek sonuç itibariyle Türkiye'de iktidarı çalışamaz durumda gösterebilmek, içeride ayrışmalar ve çatışmaları körükleyebilmek, bunu bir de normalleşme kılıfıyla örtmeye çalışmak. Yani Sayın Bahçeli'nin hatırlattığı çok önemli bir husus var. Bir gün önce, yani orada tabii kimin konuştuğunun önemi yok. Abbas meselesi vesaire. Sonuçta Filistin'in sesi duyuruldu orada. Neye karşılık? Yani insanlık tarihine bir kara sayfa olarak işlenmiş olan, eli kanlı Netanyahu'yu ayakta alkışlayan o Amerikan Kongresi'ne karşılık Gazi Meclis kendisine yakışanı ve kendisinin aslında mazlumlara her zaman nefes olmuş olan o zemini Filistin davasına, Filistin'e karşı yapılan bu zulme ve soykırıma karşı bir ses oldu, bir can verdi. Bunu duyurdu. Sayın Bahçeli'nin de işaret ettiği gibi ondan hemen sonra bu görüntüyü tezgahlayanlar, bu provokasyon ortamını hazırlayanlar bir anlamda onu da örtmüş oldular. Hatırlayınız yine o Amerikan Kongresi'ndeki o utanç sayfasını Gazi Meclis'te bir bildirge hazırlandı ve grupların imzasına sunuldu. Ona imzalamayan terör örgütünün siyasi uzantısıydı. Yani o açıdan o yanıyla da Sayın Bahçeli'nin kurduğu bu paralellik, bu hatırlatma son derece önemli. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanının geçmiş olsun diliyoruz. Ayağını kırdığı söylendi ve o oturuma katılmadı. Ama ayağındaki o bir ortopedik aparatla bir gün sonra geldi. Yani o gün aynı aparatı bulamamışlar mıydı? Onu da merak ettim açıkçası. Dolayısıyla bu denli bir zemini ancak örgütlü bir çaba, kirli bir çaba ayakta tutabilir. Bunun bir halkası, bir son versiyonu olarak görüyorum. Bir süredir maalesef terör örgütünün sözcüleri bu zemini kullanarak, siyaseti kirleterek, barış ve demokrasi kavramlarını kirleterek bu zeminde bu çabayı hep gösterdiler. Yine Sayın Bahçeli'nin çok önemli bir şekilde ifade ettiği başka bir husus var. Sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi grup olarak katılmadılar. Ne kadar da doğru bir şey yaptıkları da bir anlamda ortaya çıkmış oldu. Fakat orada Cumhur İttifakı'nın yine bir dağılsa da buradan bir takım zeminler oluşturabilsek çabasını, o şer hevesini güdenlere karşı da yine bir paragrafında buna da değiniyor. Hı hı. İşte bize küçük ortak falan diyerek bir anlamda bir yakışıksız ifadeler kullananlara karşı AK Parti grubunu tebrik ediyor. Gerekli cevabı gerekli zamanda ve gerekli biçimde verdiğini ve sonuç itibariyle de son noktayı da bence Sayın Bahçeli koymuş oldu. Bu meselenin, Atalay meselesi de artık kapanmıştır diyerek zaten hukuki süreci de bu zemindeydi. Parlamento bunun yeri değildi. Evet. Yargı organlarının verdiği kararı değiştirmek gibi bir yetkisi yok kuşkusuz. Anayasa Mahkemesi meselesinin de zaten bunu hep konuştuk. Gencer Bey burada bir parça geçen hafta da anlatmıştı. Yine bence anlatmakta yarar var. Yani anayasanın 85. maddesinde açık hüküm. Sonuçta yüksek temiz organı gibi davranmak. Bu ceza yargılamalarında nihai yer olan Yargıtay'ın üstünde bir adeta iradeymiş gibi davranmak. Bütün bunlar çok önemli sorunları giderek bunların mutlaka çözüme kavuşması gerekiyor. Daha önce de hep konuştuğumuz gibi yani mecliste çıkan kanunların anayasa uygunluğunun irdelenmesi ya da denetlemesi gibi bir işleve eklenen bireysel başvuru hakkının sağlanması, onun özellikle ceza yargılamalarında usul, esas, kendi pozisyonu, anayasal çerçeve, bütün bunların zaman zaman ihlal edildiğini görüyoruz. Burada da ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var hiç kuşkusuz. Ama şu son cümlemi de söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin bu
terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin neredeyse yani adını değiştirdiler de bizi unutturmaya mı çalışıyor anlayabilmiş değilim. Nedir bu ağırlık? Bir karar vermekte niye zorlanıyor? Ben onu merak ediyorum. Yani kapatın falan demiyorum da karar vermekte niye zorlanıyor? Yani ya reddedersiniz ya kabul edersiniz. Bir şey dersiniz ama bu kadar niye uzadı ben onu anlamış da değilim bu arada. Buna da Gencer Bey bir soru sormuş olayım Gencer Bey. Evet, bu konuda Gencer Bey bizi aydınlatacak diyelim. Aydınlattım. Bir de Gencer Bey Ankara'da. Orada daha yakınız da hocam. Evet, yakındır. Anayasa Mahkemesi lokasyon olarak da yakın. Fikir olarak yakın değiliz ama hocam mesafe olarak yakınız. Mesafe duygusal olarak. Mesafemiz evet. Uzak. Evet. Evet. Onun farkındayım. Hepimizi o noktaya taşıdılar maalesef. İçinde çok değerli, çok sevdiğim, değer verdiğim hukukçular da var tabii. Onu da ekleyeyim. Hepsini aynı noktada görmeyelim. Kaldı ki bu kararda da muhalefet şerhi var. Oy birliğiyle alınmış değil. Evet. Muhalefet şerhi koyan üyelerin açıklamaları da, gerekçeleri de tamamen her şeyi çok net koyuyor. Kendi iştahatlığımızla çeliştiğimizi bu kararın. Onu da Sayın Bahçeli çok güzel ifade etmiş. İşlem tesis etmenin yani anayasal sınırlar içinde ve yetkilerin dışında olduğunu ve kendi iştahatlarıyla da daha önceki benzer durumlarda farklı kararlar. Yani bir görevsizlik kararı vermesi gereken bir icracı gibi davranmış. Daha fazla da ileri gitmeyeyim Gencer Bey buradayken. Hukuk hocam, cümleleri kurmayalım. Peki tamam. Devam edeceğiz şimdi. Can Türk Bey size döneceğim. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Atalay oturumuna, meclisteki bu oturuma katılmadı. Zaten mecliste de oldukça gergin anlar yaşandı. Oturumda sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın biraz detaylarından bahsettik. Yaşar Hocam da değerlendirmesini yaptı. Siz nasıl yorumlarsınız bu son gelişmeleri? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılmaması esasen düzenlenen bu muhalefetin düzenlemiş olduğu tiyatroya alet olmamak. Şimdi Sayın Bahçeli açıklamalarında çok net bir ifade kullandı. Yaşar Hocam da çok net bir şekilde ifade etti. Şimdi bir gün öncesinde Mahmut Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını yaptırıyorsunuz. Mahmut Abbas'ın konuşması hakikaten geç de olsa dünya kamuoyu açısından çok önemliydi. Türkiye'nin dış politik hamleleri açısından çok önemliydi. Ama bir gün sonra böyle bir yani Can Atalay görüşmesine meclisi tekrar toplamasını sağlayıp orada bir takım rezillikler çıkarıyorsunuz. Tabii artık mesele hukuki olmaktan çıkmıştır benim kanaatime göre. Yani mesele tamamen siyaset cenahındadır. Özellikle muhalefet, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere meseleyi tamamen Cumhur İttifakı değil de artık devlete meydan okuma, yasama organına meydan okuma şekline dönüştürmüştür. Ahmet Şık'ın yapmış olduğu konuşmalar hiç de soyadına yakışır şekilde değil. Resmen doğrudan provokasyona yönelik devletin milletvekillerini yani bu milletin seçtiği milletvekillerini bir siyasi parti hem de iktidar siyasi partisini Cumhur İttifakı'nı teröristlikle suçlamak, efendim bir takım haksız ithamlarda bulundurmak ve ortalığı bilerek germek. İşte bildiğimiz sol bu. Yani Türkiye'deki sol yani 12 Eylül öncesinden bu yana hiç değişmedi. Her an her şeyi terörize edebilen, her an her şeyi eleştirme bağlamından çıkarıp şiddet bağlamına sokan, gücü olduğu zaman kudreti olduğu zaman şiddeti doğrudan meşrulaştıran ki öyle bir doktrinden geliyorlar yani Stalin ve Lenin'den ve bunu da gayet doğru gören ama eline geçirdiği zaman gücü eline geçirdiği zaman da şiddetin en sertini uygulayan ki HDP'yi de biliyoruz özellikle kendi bölgesinde kendisinden başka terör örgütü kendisinden başka siyasi anlayışlara hiçbir zaman söz hakkı tanımadı. Şimdi bütün buradan baktığımızdan güçten anlayan, şiddetten anlayan, hatta şiddeti teşvik eden, öven bir muhalefet, bir sol muhalefet. Ve akabinde de çıktı, çok net bir şekilde provokasyonunu yaptı ve meclisi birbirine soktu. Şimdi bir gün önceki çok sağlam, çok dirayetli duran meclis imajı işte apaçık çok belli.
Yani artık Türkiye'de sol, solcum diye geçinenler emperyalizmin veya neoliberalizmin artık çanağına yani süt taşıyorlar, ekmek taşıyorlar. Her türlü uzlaşıyı onlarla yapıyorlar. Ve akabinde meclisin itibarını bozuyorlar. Bir de zaten sonradan da çıktılar, biz şiddete uğradık dediler. Ya ama yani önce evinin önünü süpürmemişsin. Önce kendi ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duymuyor. Ve akabinde bu tarz bir provokasyon oluyor. İşte Sayın Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılmaması, işte böyle bir provokasyonda bütün ihaleyi, bütün yükü, bütün suçu Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıkılması olarak nitelendirilecekti. Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok ağır bir şekilde provokasyon suçlamasıyla suçlanacaktı. İkincisi, en önemlisi, Milliyetçi Hareket Partisi olmuş bitmiş hukuken artık hüküm verilmiş, üstelik milletvekili de düşürülmüş bir şahsın sırf politik bir takım sebeplerden dolayı çıkıp da bunların işine gelecek şekilde bulunması zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin prensiplerine aykırı. Dolayısıyla katılmaması bundan doğal, bundan daha istikrarlı bir şey olamaz. Yani tam bir isabet. Yani ortada olmuş bitmiş hukuku içe sayan bir takım şeyler var ve buna çanak tutmanın bir anlamı da yok. Olay bu. Nitekim Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da en önemlisi, bundan önemlisi şu var. Bakın, Türkiye'de hadi anladık, yani Türkiye'de sol siyaset, yani sol muhalif siyaset bunlara meraklıdır. Bunlar hiçbir zaman değişmedi. Bu kafa her zaman beraberinde devam ediyor da buna yani Anayasa Mahkemesi yani kendisiyle çelişecek şekilde, işte Sayın Hocam da belirtti, yani bir taraftan HDP'nin kapatılmasında bu kadar bekleyip işi geciktirip bireysel özgürlüklerde özellikle Caner Talay meselesi bir anda böyle bu tarz yok hükmünde vermesi, ya anayasayı işlersiz hale getiriyorsunuz. Şimdi yargının görevi nedir? Devletlerin, yani modern devletlerin ayrımında yasama, yürütme ve yargı erklerinden bahsedilir. Yasama millet adına devleti yönetecek yani kuralları ortaya koyar. Anayasayı, yasayı işletir. Yürütme devleti yönetir anayasadan aldığı güçle. Yargı ne yapar? Yasama, yürütme arasındaki dengeyi çözer. Adaletsizlikleri çözer. Toplumsal uzlaşıyı sağlar. Ama şimdi bu olayda, bu olay örneğinden yola çıkarak artık Anayasa Mahkemesi'nin bir anlamda politize olduğunu, hatta bir yerde de ben de bir üçüncü gücüm ama en önemli güç benim moduna girip bir takım söylemlerde bulunup doğrudan devletin işleyişini veya yasamanın verdiği kararı hiçe saymak gibi böyle bir yetki yok. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi anayasal bir kurumdur. Ona da zaten bir saygımız söz konusudur. Anayasal bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir ama Anayasa Mahkemesi'nin çalışma ve işlevleri yasayla düzenlenebilir. Yani bu noktada artık Anayasa Mahkemesi önümüzdeki dönemden itibaren çalışma şartları, esasları kanunen düzenlenmelidir. Yeniden ele alınmalıdır. Bu artık neredeyse şart haline geldi. Çünkü Anayasa Mahkemesi başka görevlerini yerine getirirken, diğer görevlerini yerine getirirken kılı kırk yarıyor. Mümkün olduğunca meseleleri kökünden halletmeye çalışıyor, çözmeye çalışıyor, içtihatlar üretiyor. Ama bu meselede adeta adaleti sağlayacağım diyerekten bireysel özgürlükleri bahane ederek devletin yasama organının vermiş olduğu kararları yok hükmüne sokuyor. Şimdi bizim bildiğimiz modern devletlerde yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden üstün değildir. Burada bir üstünlük meselesi yoktur. Yani yargı yasamanın veya yürütmenin üstünde değildir. Üstünde aynı değildir, şekilde. Evet. Hepsi aslında bağımsız değil mi? Birer evet, kurum. Yani Encer Bey de şimdi açıklar bize. Dengelecek durumdadır. Yani bu tarz siyaseti veya bu tarz uygulamayı yani devleti akamete uğratacak, insanların devletine, erklerine şüpheyle bakacak uygulamalardan kaçınmalıdır. Zaten meselenin hukuki boyutunu Gencer Bey çok net bir şekilde ortaya da koyacaktır. Ben işin hukuki boyutuna girmiyorum ama siyaseten görüntü çok yanlış. Yani bu bir gün sonra, yani Mahmut Abbas'ın konuşmasından bir gün sonra böyle bir görüntü verdirmek, işte sizin anayasanız, işte sizin devletiniz bu, meclisiniz bu deyip orada sağlam bir duruşu burada sulandırarak adeta Türkiye'yi zaafa düşmüş, işte Cumhur İttifakı'nın en büyük bileşeni olan AK Parti'yi, işte kavga çıkaran,
adam döven, mecliste işte muhalefeti susturmaya çalışan bir imaj görüntüsüyle büründürüyor. Bu da son derece yanlış. Bu da Türkiye'nin, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaramaz, bu tipe hiç yaramaz. Kaldı ki zaten o tarz partileri ben Türkiye'nin geleceğini düşünen veya Türkiye'nin varlığını düşünen bir, yani bir siyaset oluşturduklarını düşünmüyorum artık. Dem de buna dahil. Yani bu tarz partiler artık Türkiye'nin siyasetinde bir çözüm veya bir sorunları çözücü bir işlev olmaktan çoktan çıktılar. Bunlar sadece işte bir takım konjonktürden yararlanarak Türkiye siyasetini baltalamak için uğraşan yapılar olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreç gerçekten, yani insanların, hem Türk milletinin hem de dış politikada diğer emperyalist güçlerin bu kadar rekabet içine girdiğimiz ortamda onların işlerine, onların işine gelecek bir takım söylemler verdiğini düşünüyorum. Ama bundan kaçınmak lazım. Bunları önleyecek tedbirler almak lazım. Peki hocam. Şimdi reklama birkaç dakikam kaldı. Gencer Bey, size döneceğim. Bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız tüm bunları? Ve biraz da Anayasa Mahkemesi'ni konuşalım istiyorum. Şöyle kısa bir giriş yapalım. Tamam. Reklama gidelim, ondan sonra detaylandıracağız. Şimdi Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşuyor. İşte biraz önce Yaşar Hocam'ın söylediği gibi bu üyelerin bir kısmında aslında karşı oy şerhleri var. 5 üye diyor ki Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu hak ihlali kararı doğru değildir diyor. Onların ayrıntılarıyla, onlar da atıfta bulunuyorlar. Hangi karar? Bir karar daha var Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği hak ihlali kararı ile ilgili, gerekçeli kararla ilgili. Oraya atıfta bulunuyorlar. Diyorlar ki bu karar bundan dolayı geçerli değil. Şimdi 5 üye karşı oy kullanıyor, muhalefet şerhi yazıyor dosyalara, kararlara. Onların bu muhalefet şerhleri, yani işte inanılmaz derecede bir fırtına koparmaya çalışılıyor ya, işte mecliste yapılıyor bu. Bu yasama dokunulmazlığı, işte yasama sorumsuzluğu, bunlardan kaynaklanan, işte mecliste Ahmet Şık'ın hakaret edebilecek özgürlüğüne ulaşıyor olması. Yasama dokunulmazlığının birçok ülkede, mesela ona değinelim ikinci, yani başladığımız bölümde. Örnek veriyorum, yasama dokunulmazlığını kaldırmaya bile gerek olmadan yargılamanın devam edilebildiği ülkeler var. Avusturya. Yani herhangi bir suç işlediğinizde yasama dokunulmazlığı bizde meclisten kaldırılması belli bir süreç alıyor biliyorsunuz. Hı hı. Yani bu zırhların arkasına sığınıp 18 yıl ceza alan Şerafettin Can Atalay'ı mecliste temsil etmek amacıyla tip HDP'nin işbirliğiyle, tabii bölgede HDP'nin işbirliğiyle meclise sokabiliyor. Niye? Dokunulmazlık zırhına kavuşturmak için. Bunların hepsi aslında ayrı başlık olarak ele alınır. Yani yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu, bunların hepsinin içerisinde de işte Şerafettin Can Atalay'la ilgili bence kaynak burası. Buralara bakmak gerekiyor. Bunu konuşacağız. Evet, ikinci bölümde kısa bir araya gidelim. Saat başında gündem arkası devam edecek. Gündem arkasına devam ediyoruz değerli izleyenler. Stüdyo konuğum hukukçu avukat Gencer Özdemir değerlendirmelerde bulunuyordu. Hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamalarını hem de meclisteki Can Atalay oturumunu ve Anayasa Mahkemesi'ni konuşuyorduk. Gencer Bey, buyurun, devam edelim lütfen. Şimdi geniş bir değerlendirme yapmak lazım diye düşünüyorum aslında bu konuyla ilgili. İki tane, iki kavram var. Yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu diye iki kavramdan bahsediliyor sürekli. İşte Can Atalay'la ilgili olan dosyada Can Atalay'ın aslında yasama dokunulmazlığına sahip olduğu söyleniyor. Yasama dokunulmazlığına sahip olduğu için de yargılamanın devam edilemeyeceği, yargılamaya devam edilemeyeceği, işte 18 yıl almış olduğu hapisten dolayı hapis cezasının da yasama yılı sonuna kadar, yani 5 yıl sonrasına erteleneceği söyleniyor. Yani hani karşı iddia aslında, bir iddia var, bir de mahkeme kararı var, öyle söyleyelim. İddia bu. Yasama dokunulmazlığına Can Atalay kavuştu mu kavuşmadı mı, ya da diğer konu. Diğeri de aslında yasama sorumsuzluğu. Bu da kürsü masumiyeti denilen, yani milletvekillerinin kürsüde söyledikleri fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı sorumlu olamayacağı konusu. İşte cuma günü yaşanan olayın buraya girip girmeyeceği, yani yasama sorumsuzluğuna girip girmeyeceği tartışılırken, bir taraftan bu varken, işte orada çünkü Can Atalay dosyası konu, genel görüşme talep ediyor Cumhuriyet Halk Partisi filan. Şimdi yasama sorumsuzluğu şu hakkı vermez: hakaret etme hakkı vermez. Yasama sorumsuzluğu milletvekilinin düşüncelerini açıklamasını korur.
Yani kürsü masumiyeti bunu korur. Kürsüde hakaret edemezsiniz. Kürsüde birçok ülkede bu yasama sorumsuzluğun içerisinde değildir. Yani eğer hakaret ederse hukuk davalarını gören mahkemeler tarafından yargılama devam edebilir. Bakın, bir kişi milletvekili oldu diye yargılama devam etmeyen birçok ülke var. Yani hukuk davaları devam eden, ceza ve hukuku ikisini birden durduran ya da cezayı durdurmayan ülkeler var. Parlamentolarda bunlar var çünkü. Yani hani bu milletvekilini korumak için konulan maddeler. Bizim anayasamızda yasama dokunulmazlığında şöyle bir şey var. Eğer yasama dokunulmazlığına kavuşmuş milletvekili mecliste kaldırılmak suretiyle, yani dokunulmazlığı kaldırılmak suretiyle yargılaması devam eder. O yargılama devam ettikten sonra da bir karar verilir ve bu karar kesinleşirse kesinleşme hükmünün genel kurulda, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmasıyla o kişinin milletvekilliği düşer. Genel kuraldan bahsediyor. Genel kaide budur. Yani yasama dokunulmazlığıyla ilgili genel kaide budur. Bu şekilde olur. Bizdeki hukuk süreci böyle işler. Şimdi Can Atalay 18 yıl hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerden dolayı, eylemlere yardım etmekten dolayı ceza almış, hükmü kesinleşmiş bir sanık. Artık hükümlü diyelim, hükümlü. Şimdi bu ceza hükmü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmuş. Bu arada şunu diyenler, bu karar siyasidir falan diyenler, Cumhuriyet Halk Partisi başta bununla ilgili iki dosyadan da beraat etmiş Can Atalay. Madem her şey siyasi, bu kadar siyasi müdahale yapılabiliyor mu mahkemelere? Can Atalay'a açılan her davanın kabul edilmesi gerekir. Evet. Düz mantık söylüyorum. Tabii ki de yani bu hukuku reddetmektir aslında. Yani beğenmediğiniz kararı siyasi olarak yorumluyorsunuz. Eğer olumlu kararsa, işte Anayasa Mahkemesi bir karar verdiğinde hukuk işliyor, hukukçular var, çok şükür ki ışık yanıyor gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. Bu üyeler çeşitli yerlerden seçiliyor Aysun Hanım. Yani Danıştay'dan, Sayıştay'dan, Barolar Birliği'nden, farklı yerlerden seçiliyor. Cumhurbaşkanı seçiyor ama onlar öneriyor. Şimdi bu 15 üyenin hepsi şeye girmiyor, genel kurula girmeyebiliyor. 5 karşı oy yazısıyla Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Diyor ki hak ihlali var bu dosyada. Can Atalay dosyasında hak ihlali var diyor. Ne diyor? Seçme seçilme hürriyetiyle ilgili kavramların ihlal edildiğini söylüyor. Bakın, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına, bu kararını neye dayandırıyor? Anayasada norm denetimi yapıyor. Diyor ki bu norm, yani anayasanın bir maddesi için söylüyor. Bu madde bence diyor, Anayasa Mahkemesi'nin uygun oy veren, yani kabul oyu veren üyelerinden bahsediyorum. Bu madde bence Can Atalay'a uygun değil diyor. Norm denetimi yapıyor Anayasa Mahkemesi üyeleri. Bunu nereden anlıyoruz? Karşı oy yazısından anlıyoruz. Bir hakimimiz de diyor ki, anayasa hükmünü asla denetleyemezsin diyor. Anayasa Mahkemesi, kendi üyesi söylüyor bunu. Anayasa hükmünü denetliyor. Bunu diyor demiş olamaz burada diyor. Can Atalay ile ilgili hak ihlali verirken Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi anayasanın bir maddesi. Diyor ki bunu ben böyle yorumladım. Şimdi bakın, Anayasa Mahkemesi anayasanın hükümlerini yorumlayamaz. Neyse odur. Zaten sorun buradan çıkıyor. Bu norm denetimini yaptığı için Anayasa Mahkemesi, üyelerinin bir kısmı için söylüyorum, bu norm denetiminin sonunda hak ihlalini veriyor. Yargıtay'a gönderiyor. Yargıtay diyor ki ben kesinleşmiş bir karar var. Bu beni ilgilendirmiyor artık diyor. Kesin hüküm. Bitti. Yargıtay'ın vermiş olduğu karar bütün mahkemeleri, herkesi, idareyi bağlar. Şahısları da bağlar. Hak ihlali kararı verilmesi ve tahliye edilmesi diyor. Yani hani bunun bir an önce tahliye edilmesi lazım bilmem. Yani sanki kendisi Yargıtaymışçasına Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Bunun kabul edilmezliği Yargıtay'a gönderdiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşıldı. Yargıtay dedi ki benim böyle bir yetkim yok. Sizin verdiğiniz kararı... Kesinleşmiş bir hüküm var. Ben bunu bozamam diyor Yargıtay. Benim bundan geri dönme şansım. Sen benim üstüm değilsin diyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin denetleyeceği konular var. Kanun hükmünde karar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Bunları denetler. Ama Yargıtay'ın kararının denetleme yeri, yani süper temiz mahkemesi değildir Anayasa Mahkemesi. Yargıtay bu kararı reddederek, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı uygulamayacağını söyleyerek
Aynı zamanda da bu hükmü veren üyeler hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Yakın geçmiş zamanda Can Atalay dosyasında olan bir konu. Bu suç duyurusunda bulunmasının nedeni de diyor ki benim görev alanıma giriyor. Bakın belki de hukuk tarihinde çok nadir rastlanan bir olaydır bu. Bir yüksek mahkemenin diğer yüksek mahkemeyle ilgili suç duyurusunda bulunması. Bunu iyi okumak lazım. Yani burada şimdi Yargıtay o mahkeme beraat kararını onuyor. İyi. Şerafettin Can Atalay'la ilgili yargılanan ve sonucunda beraat verilen kararı onamasına siz diyorsunuz ki mahkeme işte Yargıtay onadı beraat kararı. Aynı Yargıtay böyle bir karar verince diyorsunuz ki işte yargı siyasileşti. Böyle olmaz. Bu mantık zarar verir. Bakın hem muhalefet hem iktidar açısından zarar verir hukuka. İktidar açısından baktığınızda ne diyorlar? Diyorlar ki biz karışmıyoruz. 30 Ocak'ta Meclis Genel Kurulu'nda eski Adalet Bakanı'nın okumasıyla, Bekir Bey'in okumasıyla, gerekçeli kararı okumasıyla mecliste Can Atalay'ın milletvekilliği düştü. Artık buna yapacak hiçbir şey yok. İşte Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği söylem burada. Can Atalay dosyası tamamıyla artık kapanmıştır. Çünkü sürekli kaşınan bir yara haline getirmeye çalışıyorlar. Buraya dayanakları neydi? Buraya getirirken dayanakları neydi? Bu ihlal kararını verdikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu tekrardan. Yani İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nden red alınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi aslında şöyle söyledi. Dedi ki benim artık buna bakamam. Benim buna bakmaya yetkim yok diyor bir taraftan. Alta da şey diyor. Bu zaten karar yok hükmündedir diyor okunması diyor. Bakın. Hani diyorlar ki yargı siyasileşmiyor. Yargı siyasileşmesi yok ama yargıya mahkemenin müdahalesi var. Siyasete mahkemenin müdahalesi var. Alta da bu paragrafı geçiyor. Bu diyor bu yok hükmündedir. Bunu fırsat bilen Cumhuriyet Halk Partisi genel görüşme talep ediyor. Kronolojiye bakalım. Genel görüşme talebini kabul ediyor bir şekilde. Kabul etmek durumunda kabul ediyor. Genel görüşme talebiyle işte Can Atalay ile ilgili bir şey açılmasını istiyor. Tabii. Yani bunu değerlendirdiler Cuma günü. Milliyetçi Hareket Partisi grup olarak katılmadı. Buna genel görüşmeye katılmadı. Ve dedi ki böyle bir görüşme olması mümkün değildir. Evet. Ve reddedildi zaten orada. Şimdi buraya kadar da gelmeliydi. O gün geldiğinde Şerafettin Can Atalay'la ilgili söz alan milletvekili hakaret etmeye başladı. Bakın. Yasama sorumsuzluğu. Bu sorumsuzluk aslında yasamayı çıkarın, milletvekilini tam anlamıyla sorumsuz bir şekilde hakaret etmeye başladı. Kürsüden hakaret yağdırmaya başladı. Bu yasama sorumsuzluğu ya da kürsü masumiyetini ihlaldi Ahmet Şık'ın yaptığı konuşma. Buralardan yargılanması gerekir, fikir ve düşüncenin ötesine çıkan, söylemleriyle suç ihdas edilebilecek konuları söyleyen ya da hakaret, küfür, tehdit eden milletvekilinin yargılanması gerekir. Bu kürsü masumiyetine girmez. Kürsü masumiyeti şudur, fikirlerini, düşüncelerini rahatlıkla hiçbir baskı altında kalmadan söylemektir. İfade edebilmek. Söyleyebilmektir. Bunu korumalıdır da zaten meclis. Şimdi ama bu Avusturya tabii ki Anayasası... hakaret etmenin önünü de açmıyor. Yani bu verilmiş bir hak. Anladığım kadarıyla ama tabii orada... Ya bizim yasama sorumsuzluğumuz geniştir. Yani hani bizdeki yasama sorumsuzluğu her şeyi kapsar. Ben bunu eleştiriyorum demeyeyim de bunun düzelmesi lazım. Nasıl yani, düzelir peki bu? Bu anayasa hükmüyle düzelir. Yani anayasada, Avusturya Anayasası'nda bir madde var. Diyor ki adi suçlarla ilgili, işlenen suçlarla ilgili yasama dokunulmazlığı olmaz diyor. Net. Net. Bizde de katalog suçlarla ilgili yargılaması oluyorsa olmaz. Yargılama devam eder. Burada zaten bundan kaynaklanıyor. Yani hukuki olarak benim buradaki tespitim şu. Burada doğru bir karar verilmekle beraber hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın yargılama devam edebilseydi eğer 30 Ocak'ta gene okunduğunda milletvekili düşürülmüş olacaktı. O zaman karşıdaki işte bu olayı kullanmak isteyen bazı yerlere aparat olanlar böyle bir madde olduğundan dolayı sesini çıkaramayacaktı.
Zaten anayasal hüküm. Yani yargılama devam ediyor. Onlar şunu söylüyor. Diyorlar ki milletvekili seçildikten sonra yargılamaya devam ettiler diyor. Bak bunu söylüyorlar. Bu söylemde. Ben de diyorum ki bu yargılama durmadıysa eğer meclisin sorunu değil kardeşim bu. Mecliste anayasal olarak bu gerekçeli karar okundu, kesinleşmiş hüküm okundu. O zaman milletvekilliği düşer diyorsa düşmüştür. Yani bu şekilde olduğundan dolayı konu buna itiraz etme şansı, Avusturya Anayasası'ndaki yasama dokunulmazlığı gibi bir maddenin olması bunların da önüne geçer. Ha, diğer taraftan şunu dikkat etmek gerekiyor. Bakın Şerafettin Can Atalay gibi 18 yıl ceza almış birinin HDP tarafından tip milletvekili olarak seçtirilmiş olmasına Cumhuriyet Halk Partisi'nin hak, hukuk, adalet kavramlarına sokarak Can Atalay'ı koruyor olmasına, Can Atalay'la beraber Osman Kavala'yı koruyor olmasını, Selahattin Demirtaş'ı koruyor olmasını, hatta önceki genel başkanlarının Abla Öcalan'a ev hapsi sözünü vermiş olabileceği ihtimallerin üzerinde bizim konuşuyor olmamız o dönemde, seçim döneminde. Bunların hepsi Türk siyasetinde çok yara verecek konulardır. O yüzden de şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne işi var? Can Atalay dosyasının genel görüşme talebinde bulunmayın. Yani siz bir siyasi parti olarak hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerinden dolayı 18 yıl ceza almış bir hükümlüyü milletin vekiline sokmaya çalışıyorsunuz. Karşılıklı ne oluyor? Danışıklı dövüş yapıyorlar. Evet. Belediyelere de belediye meclis üyelerini, PKK sempatizanı belediye meclis üyelerini soktular CHP listelerinde. Şimdi bunun önüne de duyarlılıkla geçilmesi gerekiyor. Yani duyarlı bir siyasi hareket oluşması gerekiyor muhalefette de. Şimdi muhalefet buralarda işte ben diyor hak özgürlüğü arayan herkesin yanındayım. Ama devlete karşı işlenmiş, hükümete karşı işlenmiş, ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem, hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem aynı zamanda partisel olarak düşünemezsiniz, devletsel bir durumdur. Çünkü burada devlete karşı işlenen suçlarda yer alır. O yüzden devlete karşı işlenen suçların affı devlet tarafından olabilir. Devlet tarafından olabilir. Devlete karşı işlenmişse suç. Ama terör eylemleriyle ilgili, terör sempatizanları ile ilgili suçları devlet affetmez. Terör suçlarını da affetmez. Bu suçları da affetmez. O yüzden burada bir hile, kanuna karşı bir hile denenmiştir. Seçime hile karıştırılmıştır. Bu cezanın kesinleşeceği bilinerek bu listelere koyulmuştur. Hı hı. Ve sonucunda da böyle bir durum yaratılmaya, iç kargaşa yaratılmaya, insanları kutuplaştırmaya, bloklaştırmaya yönelik bir eylem olmuştur. Yani hukukun üstünlüğüne inanıyorsak eğer, Anayasa Mahkemesi'nin karşı oyu ne kadar değerli, Anayasa Mahkemesi'nin Türk siyasetini dizayn etme, karşı oyu haricinde söylüyorum, karşı oyu kullananlar haricinde söylüyorum, hı hı, Türk siyasetini dizayn etme eylemlerinden, bu eylemlere teşebbüsten vazgeçmesi gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden değerlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin niteliğinin, görevlerinin, yetkilerinin tam olarak belirlenmesi gibi aslında çok da belirgin yani. Ama görev ve yetki aşımı yapıyor. Yani bakın karşı oy yazan üye, Anayasa Mahkemesi'nin üyesi yazıyor bunu. Hı hı. Muhalefet şerri koyuyor. Bizim anayasa hükmünü asla denetleme yetkimiz yok diyor. Yani anayasanın normunu, maddelerini denetliyor. Yani anayasanın bu üyeleri anayasayı denetliyor. Anayasadan bir şey çıkarıyor, madde çıkarmaya çalışıyor. Niye? Şerafettin Can Atalay dosyasında kullanabilmek için. Diyor ki bu madde Şerafettin Can Atalay açısından değerlendirilemez. Nedir bu? Suçüstü halinde olması gerekir ve terör eylemleriyle ilgili olduğunda bu yargılama devam eder zaten. Terör eylemleriyle ilgili ise devam ediyorsa da o zaman siz bu maddeye bunu sokamazsınız diyor bu üye. Yani suçüstü değil karşı tamam. Karşı oy veren üye. Karşı diyor. Oy veren, hı hı, üye. Biz de zaten bu fikirdeyiz. Yani biz bu karşı oy muhalefet şerhi o yazdı diye değil. Siyasetten arındırılmış, kininden, öfkesinden arındırılmış bir hukukçu gözüyle
Bunun böyle olması gerekir. Bu böyle olmalıdır diyoruz. Ama kininizi, öfkenizi meclis kürsüsünde ya da çıkıp vatandaşa, geçenlerde de bir vatandaşa böyle bir vatandaşa mikrofon uzattılar. Neler söylüyor? Öfkeli bir millet haline geldik maalesef. Her şeye öfkeleniyoruz, her şeye kinleniyoruz. Bizim fikrimize uygun şeyler, konular söylemeyenlere hemen düşman ilan ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara katılmıyorum. Bir hukukçu olarak katılmıyorum. Katılmam mümkün değil. Ön yargısız söylüyorum bunu. Ama Anayasa Mahkemesi'nin siyasi işlere karışmasını Türk siyasetine zarar vereceğini düşünüyorum. O yüzden de Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem net, bu şekilde ortaya koyuyorum. Ama bununla ilgili olarak bile siz siyasi konuşuyorsunuz, siyasi olarak bu kararı değerlendiriyorsunuz diyenler de oluyor. Saygı duyarım ama böyle değil. Siz siyasi bakıyorsunuz, öfkenizle bakıyorsunuz, kininizle bakıyorsunuz. İki dosyadan beraat etmiş diyorsunuz Can Atalay. Zaten beraat etmesi gerekiyordu diyor. Aynı mahkeme o bir dosyadan... dosya nedir Gencay Bey? Aklınızda mı, hatırlıyor musunuz dosyaları? İki dosya gene aynı nitelikte, işte yardım etmeden ceza veriyor, örnek veriyorum. İşte ona benzer hususlardan beraat veriyor. Yani üye olmaktan beraat veriyor. Mesela terör örgütü üye olmaktan beraat kararı veriyor. Anlatamıyorum. Yani hani bu bir tanesini hatırlıyorum, diğeri de buna benzer bir durum. Bunlardan beraat kararı verirken, hükümeti ortadan kaldırmaya... Buyurun, bir su için. Bir su için, aynen. Hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik gitti benim ses. Evet, ses gitti. Siz biraz dinlenin. Ses gitti diye hocama söylüyordunuz. Burada stüdyoda oldu bu sefer. Evet. Klimalarımız da biraz açık oldu. Bazen böyle şey yapalım. Bilemiyorum tam olarak ama geldi sanırım. Hükümeti ortadan... Buyurun hocam. Geldi ses. Geldi ses hocam. Evet, devam edebiliriz. Hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerden 18 yıl ceza alıyor. Bu 18 yıl ceza doğru, yanlış onlara göre. Karşıda olan, sadece öfkesiyle, kiniyle düşünenlere göre. Ama diğer beraat kararları değil. Böyle bir mantık olamaz. O yüzden hukukçu objektif değerlendirir. Biz de bunu objektif olarak değerlendiriyoruz. 5 karşı oyu da bu programda tekrar söylüyorum. Buna da katılıyorum. Ve Şerafettin Can Atalay dosyası Sayın Devlet Bahçeli'nin tabiriyle artık bir daha açılmamak üzere kapanmıştır diye ben dedi de sözümü... Ve MHP lideri son noktayı koydu. Aslında bu konuya ilişkin siz de hukuksal boyutunu detaylıca aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi muhalefet diyelim sevgili seyirciler ve CHP ile devam edelim. CHP'de gündem tüzük kurultayı. Şöyle ki, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül'de yapılması planlanan kurultay için çalışmalar başladı partide. CHP örgütleri genel merkezde taleplerini iletiyor. Öte yandan kurultayın gerçekleşmemesini isteyen partilerin de olduğu iddialar arasında. Yaşar Hocam, neler söylersiniz? CHP nasıl bir ortamda tüzük kurultayına gidecek? Yorumunuzu almak isterim. Evet, yani bir kere çok önemli ölçüde özellikle bu son yapılan kurultaydan çıkan sonuçlar bir yanıyla özellikle Kemal Kılıçdaroğlu açısından sürekli bir diri ve canlı tutulan bir zemin olarak sürüyor. Son bu Hacı Bektaş Veli anma programında yine söylediği söz, daha önce de hep hatırlatıla geldiği gibi bir ihanet vurgusunun hatırlatılması. Yani Aysun Hanım hep diyorduk ya, sırtımda hançerlerle geziyorum ya da o hançerler metaforu Kılıçdaroğlu'nun özellikle kurultayda karşılaştığı sonuçla ilişkili olarak bunu ortaya koyması. Sonuçta bunu hiçbir şekilde hazmedemedi. Bunun karşılığında mutlak surette bir pozisyon alma çabasını görüyoruz. Her konuştuğunda bir sorun oluyor parti içerisinde.
Bu sadece genel başkanlık açısından, yani onu da sorulduğunda en az 3 kez sayabildiğim kadarıyla aynı soru sorulduğunda aynı cevabı verdi. Yani genel başkanlık düşünür müsünüz? Delegeye bağlıdır dedi. Artık benim için bu defter kapanmıştır, asla demedi. Bana göre genel başkanlık konumundan çok o hani ihanet, bir türlü bunu hazmedememe halinin, ikliminin, fazının etkisiyle 2028'e giden yolda Cumhuriyet Halk Parti'de yine belirleyici, etkileyici, en azından tek başına belirleyici olmasa bile etkileyici bir pozisyonunu korumak istiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının belirlenmesi konusunda etkili olma kanaatindeyim. O pozisyonunu koruyor. Onu da birkaç isim etrafında belki sürekli ifade edilen noktada orada belki bir adayın üzerinde daha çok duracak ve o ihanet vurgusunu sıkça yapıyor olmasını kiminle özdeşleştiriyorsa o konuda kendince bir pozisyonundan bir sonuç çıkartacak. Benim değerlendirmem bu. Yoksa siyaseten çok büyük bir karşıtlık içerisinde olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi de o günkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı bir politik tutum içerisinde değil. Yani DEM'le olan ilişkisinden tutun. Tezkere süreçlerinde, yani bunun ilk şeyini işte Somali tezkeresinde gösterdiler. Mavi Vatan masalı diyerek ona sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şimdiden o zemini oluşturmuş durumda. Madem Mavi Vatan masaldır, Libya tezkeresine de hayır oy vereceksiniz anlamına gelir. Tabii şiddetle reddediyoruz bu ifadeyi, bu yaklaşımı. Yani bu ülkenin toprağına, bu ülkenin verdiği mücadelenin karşısında bir cümledir. Çok açık onu söyleyelim. Ama sonuç itibariyle bu geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tüzük kurultayı da işte hep merak edilen şey seçimli mi olacak? Bu konuda bir imza toplanabilecek mi? Ben bir seçim beklemiyorum açıkçası. Böyle bir şey olmayacak ama kürsüden konuşmalar olacak Aysun Hanım. Yani her Kılıçdaroğlu'nun konuşması adeta parti içerisinde dalgalanmalar yapıyor, saflaşmaları tekrar gündeme getiriyor. Herkes kim kimin adamıdır demeye başlıyor. Ama şimdi o kurultaydaki bazı konuşmalar, kimler konuşacak onların ağırlığına göre de ve konuşmaların da ağırlığına göre yeni tartışmaların olacağı bence çok kesin gibi görülüyor. O açıdan değerlendirmek gerekir. Yani sonuç itibariyle tüzük kurultayında bir de tabii Cumhurbaşkanlığı nasıl belirleneceği, Cumhuriyet Halk Partisi adayının daha doğrusu nasıl belirleneceğiyle ilgili de bir beklenti var, bir tüzük değişikliğiyle. Bu arada da tabii özellikle bir süre kısıtlılığı gelecek mi? Oraya da odaklanılmış durumda ama asıl parti içindeki o dalgalanmalar. En son Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın kolları genel başkanlığının bir seçimi oldu biliyorsunuz. Orada iki aday vardı. Bir aday için Kemal Bey'in adayı dendi. Yani hala işte Kemal Bey'in adayı, Özgür Özel'in adayı birbiriyle saflaşmış bir zemin öne çıkıyor. Tabii o 761 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu bizim adayımızdır dedikten sonra 24 saat sonra niçin, nasıl iradelerinden ya da imzalarından vazgeçerek iradelerini değiştirmiş olmalarının nedenini herhalde en iyi Kemal Bey biliyordur ya da en iyi o anlamıştır, ortaya koymuştur. Ne sebeple o delegeler karar değiştirdiler kısa süre sonra. İşte ihanetse zannediyorum ihanet de bu noktada arıyor ve bu noktada tarif ediyor, tanımlıyor. Şu anda bu görüntü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sadece Kılıçdaroğlu zaviyesinden değil, İşte Ankara Belediye Başkanı adayı, İstanbul Belediye Başkanı adayı, bu en son Paris Olimpiyatlarındaki o sergilenen sarmaş dolaş görüntü içerisinde tam da buna katkı sağlamayan, tam olarak katkı sağlamayan bir Ankara Belediye Başkanı'nı gördük. Bunu da nereden anladık? Döner dönmez hemen şey tartışılıyordu. İşte sponsorlar kim? Sonradan işte bunlardır dendi. Önce yok, gizli tutuldu. Harcamalar nasıl yapıldı? Kim yaptı derken hemen hızlıca Ankara Belediye Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Biz kendi bütçemizden kendimiz harcadık. Biz zaten kendimiz planlamıştık. Gidecektik. Sporcularımız vardı. Yani bir farklılaşma.
İstanbul'un o organizasyonundan ya da İstanbul Belediye Başkanı ve Özgür Özel'le oradaki o görüntüde bir farklılaşma çabasını, ihtiyacını hissederek bunu da dışa vurduğunu gördük. Daha önce de yine bir milli maçın, futbol milli takımının maçının seyredilmesinde Atatürk Orman Çiftliği'ndeki o görüntüyü paylaştırmıştı hatırlarsanız. Göndermede bulunarak Ekrem İmamoğlu'na. Dolayısıyla bütün bunlar zaman içerisinde bence daha da katmerli hale gelecek ve bir yarış şimdiden başladı. Unutmayın, Ekrem İmamoğlu'nun kesin adaymış şeklindeki yaklaşımı da bu sefer parti içerisinde onun yerine kimin geleceği tartışmalarını başlattı. Yine Paris Olimpiyatlarında bir gazetecinin Üsküdar Belediye Başkanı'yla yaptığı söyleşide hazır mısınız, sizin adınız geçiyor dediğinde henüz bu konu gündemde değil, bunu niye konuşuyoruz demek yerine hazır olduğunu ifade etti ve böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun partinin adayı olacağının propagandasını yapmış oldu. Yine bir açılış toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız ifadeli bir pankart taşıyana Ekrem Bey de heyecanlanarak buna özellikle oraya dikkat çekerek bir algının oradaki seçiciliğini öne çıkartmaya çalıştı. Yani bütün bunlar parti içerisinde bir adaylık saflaşmasını ortaya koyuyor ama Kemal Bey'in derdi ihanetin karşılığını alabilmek. Öyle görülüyor. Peki hocam. Şimdi Can Türk Bey size döneceğim. CHP'de gündem tüzük kurultayı dedik. Sizce CHP'de ilerleyen süreçte kurultaya giderken neler olacak? Özellikle Yaşar Hocam'ın da bahsettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki bu üçlü cephedeki güç savaşı nereye evrilecek? Bir yandan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ihanetin rövanşını almak istiyor olabilir mi? Siz neler söylersiniz? Evet, yani hocamın bıraktığı yerden bu saflaşma meselesinden devam edeyim ben de. Olur. Şimdi bugün bu Çalıştay'ın ilk hazırlık toplantısı yapıldı. Daha doğrusu Çalıştay'ı yapıldı. Kurultay'ın ilk Çalıştay'ı yapıldı. Hazırlık Çalıştay'ı başladı. İki kişi Çalıştay'ın açılışını yaptılar. Biri CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tüzük kurultayı Çalıştay'ında bir konuşma yaptı. Ardından da Sayın İmamoğlu mikrofonu aldı. Şimdi biraz işte bu konuşmaları biraz bir content analiz dediğimiz bir içerik analizi yaptığımızda şimdi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sayın Çelik diyor ki biz bu Çalıştay'ı diyor, ya daha doğrusu bu kurultayı diyor, CHP iktidarında Türkiye'nin nasıl yönetileceğine yönelik bütün politikaları şekillendirmek ve birlikte yönetmek için İstanbul'daki tüm paydaşlarımızla başlıyoruz diyor. Şimdi buradan şunu anlıyoruz cümleden. Demek ki CHP iktidarına o kadar kendilerini hazırlamışlar. Yani olası bir seçimde CHP iktidarı ayan beyan bir şekilde geleceğini düşünüyorlar. Ve dolayısıyla bu tüzük kurultayının bir iktidar hazırlığı olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Yine akabinde bu Çalıştay'da 5 masa oluşturduğunu belirtiyor Sayın Çelik. Ve burada işte temsiliyet, yolsuzlukla mücadele, hesap verilebilirlik, etik vesaire bu tarz masalar kurduk. Ve her masada birer moderatör eşliğinde tartışmalar sürüyor. Buradan çıkan sonuçlar 4 Eylül'de Sivas'tan başlayıp Ankara'da devam edilecek tüzük kurultayına rapor olarak sunulacak diyor. Hı hı. Ardından Sayın İmamoğlu bir konuşma yapıyor İstanbul Çalıştay'ında. Sayın İmamoğlu da şunları söylüyor. İşte İstanbul'un önerilerini Ankara'ya taşıyacağım. Bunun altını çizmek istiyorum. Birazdan buna gireceğiz. Yani bu tüzük komisyonu içerisinde bu Çalıştay'da 81 ilden gelen önerileri değerlendireceğiz ama bu Çalıştay'da değerlendireceğiz. Bunu kurultaya sunacağız. Yani 81 ilden gelen öneriler İstanbul'da toparlanacak. Ardından parti içi hukuku düzenleyen bir metin olsa bile bu sadece siyasi partinin tüzüğü değildir.
bütün Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki tüm sivil toplumu da ilgilendirir. Bunların da katılımcılarının da buradaki söylemlerine dikkat edeceğiz diyor. Ve ekliyor Sayın İmamoğlu, daha çok etkin çalıştaylar yapmayı planlıyoruz diyor 4 Eylül'e kadar. Ve bu önemli bir başlangıçtır diyor. İstanbul'un sesi sitesini diyor 10 binin üzerinde insan ziyaret etti. Daha sonra bu raporu dönüştürüp 26 Ağustos'ta Ankara'ya götüreceğiz. Ve akabinde şunu da söylüyor Sayın İmamoğlu. Kalıcı politikalar sunmamız şart. Demokratikleşme için aktif vatandaşlığın hayata geçmesi şart. Baskıcı anlayışın değişmesini istiyoruz. Ve altında çok önemli bir cümle daha kuruyor. Ben itibarsız bir siyasetçi olmak istemiyorum. Yani siyasetin işte köşeye sıkıştığı, efendim insanların mutsuz olduğu, böyle bir siyaset istemiyorum. Dolayısıyla bu itibarsızlaştırıyor. Ve şu cümleyi kuruyor yine konuşmasının içerisinde. Biz yerel seçimlerdeki iktidara CHP içerisindeki işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve eski yönetimi devre dışı bırakarak değişime içeriden başlayarak yaptık. Evet. Şimdi ikinci bir değişim yapacağız. Şimdi hocam bir saniye bir araya gireceğim. Son dakika bilgisi var. İsrail, Lübnan, BK'yı vurdu. Şu an son dakika olarak ekranlara da yansıyor ve görüntüler de ekranda. İsrail, Hizbullah'a ait cephaneliği hedef aldı. Bunu da konuşacağız. Lütfen devam edelim Can Türk hocam. Sonra bu konuya geçelim. Evet. CHP'den sonra. Şimdi bunları niye kurdum? Sayın İmamoğlu'nun ne dediği, hani ne anlattığını niye söyledim? Bakın bu tüzük kurultayı, hangi tartışmalar olursa olsun Sayın İmamoğlu'nun tüzükten başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ön plana çıkma, bir sonraki dönemde de veya 2028'e doğru veya işte artık erken genel seçim olacaksa erken genel seçime doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olma hazırlığıdır. Çünkü Sayın Özel'in bu kurultayda öne koyduğu işte dönem şartı, efendim ön seçim önerileri, mesela şöyle söyleniyor. Ön seçim diyor, delegeden vize almayabilir diyor. İşte bütün illerde dönemlik, yani AK Parti'nin geçmişte yaptığı gibi 3 dönem kuralını diyor bütün illerde getirmeyelim diyor. Bazı illerde getirelim. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Sayın İmamoğlu Özgür Özel'e yani partinin asıl başkanı benim diyor. Bunu demek istiyor. Buradan benim anlayacağım şey budur. Yani hiç eğmeden bükmeden. Şimdi Sayın Özgür Özel de ayağını sakatladı, kırdı. Geçmiş olsun, dileklerimizi de iletelim. Oradaki süreçten de faydalanarak Sayın Özgür Özel'in bu konularda biraz daha geri planına itildiğini görüyoruz. Şimdi burada Sayın İmamoğlu'nun bir rol çalma çabası var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu tüzük kurultayından sonra adım adım Sayın İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı yoklama veya oraya gelme çabalarını arttıracaktır. Ama burada bir tek şart var. Sayın İmamoğlu tüzük kurultayında ne kadar çok fikri, işte kendisinin bu söylemlerini, efendim tüzük kurultayında işte ne kadar kural, yani tüzük yapılacak, yeni bir tüzük yapılacak, buralarda ne kadar çok söz sahibi olduğunu görmeye çalışacak. Yani bir güç denemesi. Ben artık Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayı etkileyebilecek işte 700 sayıya ulaşıp veya işte ne bileyim çoğunluğa ulaşıp tam emin değilim. Tekrar genel başkanlığı bir tüzük kurultayına evirebilecek bir gücü olduğunu düşünmüyorum. Burada Sayın İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu devirdikleri ilk olağanüstü kurultaydan sonraki süreçte gücünü veya partideki hakimiyetini pekiştireceği, güçlendireceği bir kurultay olarak düşünüyorum. Çünkü başlangıç İstanbul'dan başladı. Ve İstanbul İl Başkanı ile Sayın İmamoğlu çıktılar. Biz bir çalıştay başlıyoruz, ne var bunda dediler. Ama bütün çalıştaylar, yani bu ilk çalıştayda bütün illerden gelen öneriler burada harmanlanacak. Rapor haline getirecek. Şu ana kadar edindiğim bilgiye göre 7.424 adet öneri gelmiş. Daha doğrusu 10 binin üzerinde öneri varmış da bunu 7.400 küsura düşürmüşler. Şimdi bu 26 Ağustos'ta bu genel merkeze taşınacak. Bir metin oluşturulacak. Bu metin üzerinden bir tüzük işte süreci başlayacak. İşte burada artık
Sayın Özgür Özel'in veya Sayın Özgür Özel'i destekleyen delegelerin veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduğunu iddia ettiği delegelerin Sayın İmamoğlu ile olan mücadelesini göreceğiz. Eğer buradan İmamoğlu'nun ortaya koyduğu veya İmamoğlu'nu destekleyen delegelerin ortaya koyduğu tüzük metinleri geçerse, o zaman önümüzdeki günlerde de Sayın İmamoğlu'nun bir genel başkanlığını görebiliriz. Veya şu da olabilir, eğer Sayın İmamoğlu'nun genel başkanlığı gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir sıkıntı yaratacaksa veya gerekse de Özgür Özel'in genel başkanlıktan erkenden gitmesi sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tedirginlik yaratacaksa, Sayın Özgür Özel, özür dilerim, Sayın İmamoğlu bu noktada genel başkan olmak istemeyecektir. Ama mutlaka Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyecektir. Hocam da belirtti, işte şu geçen Paris Olimpiyatlarında Cumhuriyet Halk Partisi o üçlü forvetle fotoğraf verdiler, görüntü verdiler olimpiyatlarda ve burada beraberlik, birlik, beraberlik havası verdiler. Ama biz geçen genel seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, evlatlarım, dostum, işte başkanım, kazanıyoruz samimiyetlerinde o tarz söylemleri de biliyoruz. Yani orada zaten Sayın Yavaş'ın açıklamaları hemen ayrışmayı gösterdi. Yani demek ki burada bir güç gösterisi, kimin etkisi daha iyi. Eğer Sayın İmamoğlu tüzük kurultayında dediklerini yaptırtabilirse, Sayın Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı bırakmakta bir beis görmez. Ama gücünü pekiştirir, Cumhurbaşkanı adayı olur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Sayın Özgür Özel'e döner der ki, bu böyle iki başlı olmuyor. Ben Cumhurbaşkanı oldum. Cumhurbaşkanı olduysam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı benim olmalı da diyebilir. Bu da bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama bu kurultay, yani bu tüzük kurultayı Sayın İmamoğlu'nun kendi gücünü pekiştirme, kendi gücünü devam ettirme ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ya veya erken genel seçim veya 2028 her neyse, bu söz konusu olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek ve en güçlü adayı olarak çıkmanın ilk adımları veya ikinci adımı veya cesur adımı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Bu kurultayda biz en çok bunu konuşacağız. Yani kurultay başladığında daha çok Özgür Özel'in ekibiyle veya İmamoğlu'nun ekibiyle diğer ekiplerin tüzük mücadelesine girdiğini göreceğiz. Hı. Nitekim İmamoğlu da bunu bugün konuşmayla ilk sinyallerini verdi. Ben o şekilde değerlendiriyorum. Peki hocam, teşekkür ediyorum ve Gencer Bey, hızlıca size döneceğim. Evet. CHP kurultaya gidiyor. Partide yaşanan kaosu, bu dengeleri, güç gösterilerini, kim bu işten galip çıkacak, ne olacak? Şimdi nasıl Aysun okuyorsunuz? Hanım, çok enteresan bir şey var. Partinin parti tüzüğü değişiyor. Parti tüzüğü, genel merkezin parti tüzüğü değişiyor. İstanbul'da çalışma yapıyorlar. İmamoğlu'yla İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir araya geliyor. Bir açılış konuşması yapıyor. İşte Türkiye değişecek, CHP değişecek, Türkiye değişecek sloganlarıyla. Bir çalıştay başlıyor. Raporu da ay sonunda 26'sında sanırım öyle demiş, öyle açıklamışlar. Genel merkeze sunacağız diyor. Bu olmaz. Böyle bir çalıştay olamaz. Bu alternatif genel merkez çalışması bu. Yani genel merkezin yapacağı bir çalıştay. Genel merkez tüzük kurultayı yapıyor 4 Eylül'de. Sembolik açılışı, onu anlatacaktım ben aslında. Can Türk hocam çok önemli bir iki şey söyledi. Ona baktım. Dedim ki böyle bir şey olamaz. Yani genel merkeze alternatif olarak orada bir kurgu yapmışlar. İmamoğlu açıklamasını yapıyor. Ve genel başkan olmaya yönelik söylemler. Tüzük kurultayında işte teklifler falan. Türkiye'nin 81 ilinden gelen değişiklik tekliflerini alacakmış. Çünkü bir internet sitesi kurdular İstanbul İl Başkanlığı üzerinden. Şimdi bakın, bu alternatif Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ekrem İmamoğlu, işte Özgür Çelik beraber orada oluşturmuşlar. Böyle bir şeyi, genel merkezin tepkisi çok önemli. Siz ne yapıyorsunuz? 19'unda yapıldı hatırladığım kadarıyla. Siz ne yapıyorsunuz diyemiyorsa buna Özgür Özel, bu da onun zafiyetidir diye düşünüyorum. Bakın 4 Eylül'de sembolik açacaklar. Sivas'ta başlayacak. İşte 6'sında resmi açılış yapılacak. 4 Eylül'de parti meclisi orada toplanacak. İl başkanları orada toplanacak. Milletvekilleri oraya geçecek. Tamam, bunlar kabul. Tüzük kurultayı yapılacak. Tüzük kurultayı standarttır. Yani bir tüzüğü vardır partinin. Bu değişir.
Genel merkezlerde zaman zaman böyle kararlar alınır. Zaman zaman da bu değişiklikler için bir genel kurul toplanır. Çok normal. Olayı büyüten İmamoğlu, kendine olayda başrol kapmaya çalışan İmamoğlu olduğunu görüyoruz burada. Bir Çalıştay yaparak, Çalıştay'ın açılış konuşmasını yaparak, İstanbul İl Başkanlığı üzerinden bu bir operasyondur genel merkeze. Net söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakacağı gözlükte bu olmalıdır. Bakacağı göz bu olmalıdır. Bu bir operasyondur. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine yapılan bir operasyondur bu. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı operasyondur. Net bir şekilde böyle okuyorum ben bunu. Çünkü İmamoğlu'nun yapacağı, ya daha doğrusu şöyle diyelim, İmamoğlu belediye başkanı zaten. Bir il başkanının yapacağı parti tüzüğünün Çalıştay'ı olmaz. Genel merkez yapar. Ya da genel merkezin görevlendirdiği il başkanları, il başkanı yapar. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu parti tüzüğü değişikliğine ilişkin tüzük kongresinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Yani yapılması gerekiyordur belki kendi iç bünyelerinde, evet böyle bir şey düşünüyorlardır. Ama çok da sağlıklı bir noktaya gitmeyeceğini, işte Tunç Soyer'in de genel başkan olma isteğinin olduğu falan böyle söylemleri geçiyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu zaten hazırda bekliyor. İşte Yaşar Hocam'ın söylediği gibi anma törenlerinde, Hacı Bektaş anma törenlerinde gözlerinin içine baka baka diyorlar ama çok metinden okuyordu, çok gözlerine de bakmadı. Yani direkt böyle karşılarında söyledi. Arkasından vuranların sığınağıdır diye böyle bir açıklaması oldu. Yadan hazırlamış yani hani metnini. Ben orada ikisine de bu lafı burada söyleyeceğim diye yapmış. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıllını ve şuurunu kaybedecek şekilde saldırgan bir üslubu kullanmaya başladığını görüyoruz. Yani işte özür diliyor falan ama doğruluğunu tartışmıyorum. Doğruluğu yanlışlığı değil ama çok saldırgan bir yapıya geldiğini, o demokrat dede imajının inanılmaz derecede artık zedelendiğini, bir o masaya da vuramadıydı. Yani hani masaya vurarak buradayım ve buradayım şeylerinin artık yani gerçek yüzünü diyelim. Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü, o işte hepiniz bizim mutfaktaki o videolar, kol sıvalı, ben hiçbirini unutmadığım için çok böyle net hatırlıyorum. Onları inanmadığımdan dolayı, samimi gelmediğinden dolayı eleştirmiştim. Şimdi de işte gerçek dediğimiz gerçek Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'te sorunu olan Kılıçdaroğlu'nun, işte partinin web sayfasında koruculuğu kaldıracağım diyen, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsan bana oy ver diyen Kılıçdaroğlu'nun HDP ile masa altından görüşen Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıktığını da görüyoruz bu söylemlerle, bu ağır ithamlarla. Bir taraftan da Özgür Özel'e gidiyoruz. Özgür Özel ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçilik okunu diyor. Yeşil ve mora diyor, boyayacağız diyor. Yani bu cinsiyet eşitliğini temsilen. İnsanlar da neyi konuştu burada? Yeşil ve mor HDP'nin, yani demin renkleri. Sonra hemen Deniz Yücel bir açıklama yaptı. Böyle bir düşüncemiz yoktur falan diye toparlamaya çalıştı ama ortaya attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku size emanet. Sen o oku hiçbir renge boyayamazsın. Bakın Cumhuriyet Halk Partili değilim. Hiçbir zaman hayatımda oy vermedim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine baktığınızda, ilkelerinin zaten Atatürk ilkelerinden alındığını görürsünüz. Bu anlamda sen bu devletçilik ilkesini yeşili ve mor renge boyayamazsın kardeşim. Sen emaneti aldığın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün genel başkanlık yaptığı dediğin 1923-38 yıllar arasında 15 yıl, bunu her fırsatta söylediğin bir partinin devletçilik ilkesini yeşile, mora, bilmem neye boyayamazsın. Bunu boyatmazlar. Cumhuriyet Halk Partililer boyatmaz. Bakın bu çok önemli. Deniz Yücel hemen ya öyle bir düşüncemiz yoktu zaten filan diye yani bir açıklama yaptı. Ama tabii laf nedir? Ok yaydan çıktığı anda, hani bir laf vardır. Lafı söylemeden önce sizin esirinizdir. Söyledikten sonra siz onun esirisiniz. Yani bir lafı söylerken bin düşüneceğim, bir defa söyleyeceğim. Bazen biz de yapmıyoruz bunu ama hepimizin yapması gereken bir şey. Yeşile ve mora boyayacağım diyor. Yani bunu da diyor belki tüzük kurultayında diyor gündeme alırız vesaire falan. Hani böyle şeyler söylüyor. Bunlar tabii gerçek niyetlerine, bazı insanların arkada ajandaları vardır derler ya, fikirler vardır. Bazıları da direkt söyler. Direkt söyleyenlerden çok korkma. Direkt söylediği zaman zaten sonucuna katlanır. Arkada planlı programlı gidenler böyle arada gaf denilen, aslında gaf olmayan
arkasındaki o sinsi düşünceleri, ortaya çıkaran, tabii ortaya çıkaran sözler söyler. İşte Özgür Özel'in de bu sözü bir şekilde bence bunu gösteriyor. Arkada çok sinsi, yani devletçilik ilkesini, yeşil ve işte cinsi, yani insanlara hoş gelen, hoş gelen ses gitmeden ben bir öksüreyim. Evet. İnsanlara hoş gelen bütün kavramları alırlar. İnsan hakları, adalet. Ama en adaletsiz de kendi partilerindedir. Adaylık satıldı der öbürü. Diğeri bilmem ne der. Yani baktığınızda insan hakları, evet, hepimiz insan haklarına saygılı bir devlet anlayışının hakim olduğu bir yönetimde yönetilmek isteriz. Evet, sosyal demokrasi, bunlar kabul ediyor. Diyorlar ki biz sosyal demokrat falan da değiller. Yani öyle bir şeyler yok. Demokrat değiller zaten kendi içlerinde. Demokrat bir seçim bile yapamıyorlar. Ön seçim sözü verdi, yapamadı yani. Yani çok basit. Yeni geldiğinde, gelmeden önce söz verdi. Onu yapmayacağız da dedi. Gelir gelmez inkar etti. O yüzden çok da böyle söylediklerine inanmıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayının da çok da büyütülmesi gereken bir konu olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Sadece buradan rol çalan İmamoğlu'nun söylemlerine dikkat edilmesi gerektiğini, işte Can Türk hocamın söylediği gibi genel başkanlığı alır mıyım? Ya da işte Paris'te sarılıyor ama, Paris'te poz veriyor ama Ankara'ya gelince biri Ankara, biri İstanbul'a ayrı düşüyorlar. Herhalde orada yine birbirlerine oymaya çalışıyorlar mı? Bunların hepsi ortaya çıkar. Zaman her şeyin ilacıdır diye düşünüyorum ben. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte ne zaman yapacak? Dördünde sembolik ama altısıyla dokuzu arasında yapacak. Yani kendi tüzükleridir. Çok da hani üzerinde durulması gereken bir konu değil. Net olarak şunu söyleyelim. Bence burada önemli olan tüzük kurultayı öncesinde 19'unda, Ağustos'un 19'unda, yani bunda bugün yapılan çalıştay önemli. Bu çalıştay net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bir darbe girişimidir. Net olarak bunu söyleyeyim. İstanbul İl Başkanı aracılığıyla Ekrem İmamoğlu genel merkeze darbe yapmıştır. Yani hani darbe girişiminde bulunmuştur. Bu tüzük kurultayı kesinlikle genel merkezi ilgilendirir. Buna genel merkez karar verir. Çalıştay olup olmamasına ya da diğer şeylere genel merkez karar verir. Bu anlamda genel merkezin karar vermediği, yetki vermediği, siz orada toplanın da hadi işte bir, hadi böyle bir şey yapın, bir çalıştay yapın, ne güzel olur falan diye söylediği bir söz yoksa, gidip orada İstanbul İl Başkanlığı'nda böyle bir şey yapmak, 39 ilçede işte il başkanı anlatıyor, 39 ilçeden diyor teklif aldık filan, çalıştayları bu tür konularda kurultay öncesinde genel merkezin yapması gerekir. İl başkanına görev verildiyse de o çalıştayın açılış konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapar. Çalıştayı da bırakır, onlara gönderir. Şimdi biri çalıyor, biri oynuyor burada. Yani il başkanı çalıyor, İmamoğlu da oynuyor. Yani hani buna gerek yok. Neyse, açık, net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olma planlarınız varsa zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakmak zorundasınız. Beraber yapamazsınız. Çünkü kamu görevi vardır. Kamu görevi olduğu için beraberinde bunu yürütemez. Belediye başkanlığı yürütemez. Belediye başkanlığı yürütemediği zaman da şimdi ciddi bir ekonominin başında İmamoğlu. Ben hani çok da fazla genel başkanlığı şu süreçte istediğini düşünmüyorum. Yani ciddi bir ekonomi yürütüyor. Çünkü 2028'e gidilirken eğer o ekonomiyi bırakırsa, Cumhurbaşkanlığı adaylığını tamam herkes artık alenileştirdiğini görüyoruz. O ekonomiyi bırakıp o işte yapılan bütçe harcamalarını görüyorsunuz. Reklamlara falan harcanan paraların akıl almaz derecede yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu reklamları nasıl yapacak? Genel başkan olarak yapamaz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduğunda bunları yapamaz. Bence alttan alta bir 3-4 sene bu şekilde gideceğini ben düşünüyorum. Ondan sonrasında Özgür Özel de bırakmayacaklar. Özgür Özel'in de öyle hani bizim iki tane forvet oyuncumuz var. Bir tanesini istersem onu sokarım, onu çıkartırım. Öyle bir şey yok çünkü. Yani Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu dendiğinde İmamoğlu diyecektir. Yani hani Mansur Yavaş'ı zaten koymuyor şeye. Yani hani sıralamaya koymuyor. O yüzden beklemenin daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. Ekrem İmamoğlu ile ilgili 2028 çalışmaları. Her fırsatta bunu yapıyor ama bu popülariteyi seviyor. Yani hani biraz da tıbbi olarak da bakmak gerekiyor İmamoğlu'na. Bunu ilk defa ben söylemedim. Daha öncesinde de bir programda söylemişti. Bir tane sunucu söylemişti. Fatih Portakal, git dedi tedavi olacaksan ol diye bir söylemi vardı. Ki ben de bazı emareleri çok iyi bilmiyorum. Bazı emarelerin olduğunu görüyorum. Narsistik bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da 4 yıl çok uzun bir süre.
4 yılda neler değişir göreceğiz. Yani hani Tüzük Kurultayı'nda çıkıp işte bilmem neler söylemek filan yani yok öyle değil işte aktif vatandaşlığı getireceğiz şu bu. Yani bunlar şu anda karşılığı olmayan popülaritesini yüksekte tutmaya çalıştığı bir süreç diye düşünüyorum evet. diye sözümü tamamlayayım. Tamamlamayın. 2 dakikamız var. Bu öyle konudan mi? Devam tamam, edelim. Olur. Popülariteden devam etmek gerekirse bu Paris Olimpiyatlarında da aslında o işte İstanbul evi, orada organizasyona evet. harcanan para, sonrasında gecesinde devam eden eğlence, bunlar da çok konuşulmuştu. Şimdi Aysun Hanım, onunla ilgili şöyle bir şey var. Yani bu 10 yıllık bir süreç. Yani 10 yıl sonrasına alınması planlanıyor. Daha bir yıl var aslında başvurular. İstanbul başvurdu ama hı hı. bu Olimpiyat İstanbul evi, İstanbul House, yani buna benzer şeyler orada oldu ama ülkeler yaptı genel olarak. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri yaptı, örnek veriyorum falan. Bu da gitti orada alternatif, yani ben dedi alternatif İstanbul evi dedi, yaptım dedi. Yani ilginç bir yorum yapacağım buna. Bir yeri tuttular. İşte çok böyle hani müze tarzı bir yeri tuttular. Günlük 250-300 bin euro. İşte Eyfel Kulesi'ni görüyor falan. Hani böyle enteresan bir yeri tuttu adam. Yani hani şimdi bu parayı diyor ki ben şuraya takıldım orada. İstanbul evini yaptı. Orada bir işte resepsiyon verdi. Hı hı. Ama belediyenin sözcüsü Murat Ongun diyor ki bunu sponsorumuz karşıladı diyor. Evet. Kim bu sponsorlar? İşte nedir? Soru bu. Bunu konuşacağız. Son bir reklama gidelim. Tamam, sonrasında olur. Bir toparlama alacağım sizden. Kısa bir reklam arası, saat başında tekrar burada olacağız. Tamam. Evet, gündem arkasına devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz sevgili seyirciler. Az önce son dakika olarak vermiştik Yaşar Hocam. Size döneceğim. İsrail Lübnan'a bekayı vurdu. Bununla ilgili yorumunuzu alacağım ama bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İsrail Lübnan'ın kuzeydoğusuna hava saldırısı düzenledi. Arkadaşlarım görüntüleri de veriyor şu an. Görebiliriz. İsrail Lübnan'ın Baalbek bölgesinde bulunan Nabi Cid köyü yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'a ait bir silah deposu hedef alındığı bilgisi var. Neler söylersiniz? Şimdi iyice kızışmaya başladı. İsrail'in Gazze katliamı devam ederken bir yandan da Lübnan'da bir cephe açılıyor. Nasıl yorumlamak lazım hocam bu durumu? Ya tabii İsrail saldırganlığı Gazze ile falan sınırlı değil. Sonuç itibariyle mutlak surette zorluyor. Lübnan aksi üzerinden, Golan üzerinden, Suriye'nin ve Irak'a uzanabilecek o David koridorunun jeopolitik hevesini bunu oluşturmak istiyor. Hizbullah'ın önemli ikinci kişisini suikastle öldürdükten sonra sonuçta bir yandan da işte İran'a ilişkin o beklentinin oluşmasıyla Haniyeş'in şehit edilmesinden sonra sonuç itibariyle bu eksende İsrail'in tam da arzu ettiği bir cephenin açılma ihtimalleri hep konuşuldu. O açıdan ben yine tabii bu hava saldırılarıyla falan bir süre bu şekliyle saldırganlığını sürdürecek. İşte Hizbullah'ın yani işte İran sabah yapacak, akşam yapacak, şu gün vuracak, bugün vuracak şeklinde bir beklenti de sürekli oluşturuldu. Evet, yani İran önemli bir yükü de almış oldu. Yani daha önce kendi siyasi ya da askeri hedeflerine yapılmış olan İsrail saldırıları çok sayıdadır. Önemli isimlerini kaybetti. En son Şam'da toprağa konsolosluk binası vuruldu. Orada komutanlarını, diplomatlarını kaybetti. Kasım Süleymani suikastle öldürüldü. İran'ın içerisinde Kasım Süleyman'ın anma programında 200'ün üstünde insan öldürüldü. Bütün bunlar bir yana ama şimdi Filistin davasının önemli bir siyasi liderinin üstelik 6 ay önce yine aynı konutta kaldığı bir ortamda bu defa korunamayarak bir suikastla öldürülmüş olmasının bir başka yükü İran'ın omuzlarında. O da önemli ölçüde tabii
Filistin davasında kendi pozisyonuna uygun olarak o davada da aldığı rol. O çok zedelenmiş durumda. Ve dolayısıyla onun o vekil güçleri, kontrol ettiği bir takım unsurların da içerisinde bir takım bu konuda farklılıkların oluşabilme ihtimali belirmiş durumda. Dolayısıyla mutlak surette bir misilleme çabasında olacak ama bu işte daha önceki gibi attığı taş ürküttüğü kuşa değecek mi? Çok önemli bir İsrail'den sonuç alabilecek bir misilleme mi olacak? Bunun olmayacağı kanaati ağır basıyor ama daha çok bu konuda Hizbullah'ın öne çıkacağını, Hizbullah'a da doğrudan zaten hedef alan 1983'tü yanılmıyorsam Beyrut'taki Amerikan karargahına düzenlenen saldırıda 241 kişi ölmüştü ve Amerika birinci sıraya koymuştu terör listesinde. Dolayısıyla onu İsrail'in bugün yerini tespit ederek vurmuş olması burada hem Amerikan zemininde Lübnan cephesine ve daha ötesine taşıma konusunda da bir desteği de oluşturmuş oldu. Yani bu tabii şaşırtıcı değil. Bu tür hava saldırılarıyla İsrail sonuçta bir ön alıcı çaba içerisinde. Lübnan'ın muhtemel bir, Hizbullah'ın muhtemel bir harekatını yıldırma çabası içinde. Hizbullah'ın bu konuda kapsamlı bir harekat yapabilme iradesi olacak mı? O da bir başka tartışma konusu. Onun da biliyorsunuz çok sayıda özellikle işte örgütün başındaki Nasrallah'ın paylaşımları var. İşte sürekli bir videolar çekiliyor. Yani işte yarım saat içerisinde İsrail'in nerelerini nasıl çökertebileceğini listelerini yayınlıyorlar ama bugüne kadar benzer bir misilleme oradan da gelmiş değil. İsrail de bunu körüklüyor adeta. Yani o da biliyor ki sonuç itibariyle arkasındaki güç, birlikte oldukları yani mevcut yığınak Amerika'nın sadece yığınağı yetmezmiş gibi biliyorsunuz. Bu özellikle İran'daki suikast sonrası İran'ın muhtemel bir misilleme yapacağı başlığın öne çıkmasıyla birlikte yine güdümlü füzelerle denizaltıların buralara yollanmaya başlandığını, nükleer konusunda yine bu yığınağın içerisinde bu tür bir noktanın da varlığı dikkate alınacak olursa caydırıcılığıyla, ürkütücülüğüyle, saldırganlığıyla hepsini birleştirildiğinde İsrail o teolojik saplantısını, Doğu Akdeniz'de hakim olabilmek, Amerika'nın o garnizon yapılanmasını burada kendince hakkıyla ve güçlü bir şekilde herkesi sindirerek yapabilmenin bu yolla olacağı kanaatindeyim. Yani Gazze'ye şimdi sözüm ona ateşkes zeminlerinden bahsediliyor. Dayattığı şeyler çok açık. Kuzeyden, güneyden yine kontrol noktaları olacak, kalıcılaşacak. Yani Gazze bana geçmiş olacak, o zaman ateşi durdururum diyor. Bu sonuçta işte Gazze'nin tamamen Filistin'den kopartılması, kontrol altına alacağı, Doğu Akdeniz'deki bütün kaynakları kendi uhdesinde yönetebileceği, oradan da açacağı Ben Gurion kanalıyla Akebe Körfezi'ne ulaştırarak bunu kalıcılaştıracağı, ardından 1967 6 gün savaşlarında işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinden oradan bir Süveydiye hattı vardır. O hattan biraz daha güneye doğru uzanarak Sincar'a gidecek olan o David koridorunu açıp PKK'nın da işte Şerheves o ya, Suriye'nin kuzeyinden güneye bir parça eklemleyerek bu koridoru destekleyeceği bir hayalin içindeler. Burada tek engel Türkiye'nin kararlılığıdır, onun direncidir, inancıdır. Dolayısıyla ne Suriye'nin ne Irak'ın bölünüp parçalanması Türkiye'nin açık bir şekilde güvenliğini tehdit eden bir jeopolitik durumdur. Yani bunun Lübnan üzerinden bugün bu yapılıyor olması ki o cephanelik denilen yer Suriye sınırı sonuç itibariyle. O açıdan tabii nedir Aysun Hanım bu? Yani bunları cesaretlendiren, onları bugün bu konuda bu azgınlığa iten şey, yani bu sınırları biz çizdik diyorlar. Aslında bu sınırlar bizim eserimiz. Lübnan kim? Ürdün kim? Suriye'yi kim icat etti? Irak nereden çıktı? Bütün bu soruları sorabilirsiniz tarihsel olarak.
Sonuçta aynı inancın, aynı kültürün insanları, aynı dili konuşuyorlar. Ama buralardan üretilmiş olan bu sahte sınırlı devletçiklerin hepsinin aslında içerisinde bir takım ihtilaflar beslendi. O ihtilaflara göre o sınırlar çizildi. Yani o öylesine özenliydi ki bir coğrafyadan doğan kaynak bir başka coğrafyaya geçsin ve hep ihtilaf konusu olsun. Biz topumuz, tüfeğimiz, üniformamız gitse bile geride bıraktığımız kukla yönetimler eliyle bize müzahir buraları sür git, bu çelişkileri kullanarak denetleyebilelim. İstediğimiz noktada da onların kaderlerini biz belirleyelim. Bırakılan miras buydu. Yani şer mirası buydu bölgeye. Şimdi bunun üzerinden yani bu sınırları değiştiririz, istediğimizi ufalarız, parçalarız. Bugün bunu yapmak durumundayız. Doğu Akdeniz'de yeni bir kaynak zenginliği var. Bunun oyununun kurulması, yönetilmesi gerekiyor. Bütün bu gerekçeleri buralara sığdırabilirsiniz. O teolojik saplantıyı da bunun üstüne giydirebilirsiniz. Nil'den Fırat'a kadar vaat edilmiş topraklar safsatasıyla bütün bölgenin ahengini, huzurunu, istikrarını ortadan kaldıracak bir çaba bu. Yani bu sadece böyle Lübnan, İsrail, İran, İsrail sürtüşmesi, cephe açılması falan ötesinde bir şey. Kaldı ki bütün mesele de burada Filistin davasıdır. Hiç kimse kendi ülke çıkarının ajandasını Filistin davasının önüne koymamalıdır. Onu kullanmamalıdır. Onu alet etmemelidir. Bu sözüm aynı şekilde yani İran'ın da bugüne kadar özellikle Filistin konusundaki duyarlılığında çok ciddi bir samimiyet ve derinlik bu saatten sonra ortaya konacaksa bu İslam dünyasında ayrılığı gayrılığı giderecek, Müslümanın Müslüman kanı akıtmasından vazgeçeceği bir iklimin öncüsü olmaktır, bundan vazgeçmektir. Biliyoruz biz Irak, Amerikan Irak işgalinden itibaren Müslümanlar birbirlerinin en kıymetli, en mukaddes camileri başta olmak üzere türbelerine varana kadar bombaladılar. Bu tabii işler acısı bir şey. Bir de tabii asıl bu Arap liderlerin, kukla Arap liderlerin düştüğü zillet hali. Aysun Hanım hatırlarsınız, geçen hafta itibariyle çok dolaştı o video. Yürek dağlayan bir Filistinli kız çocuğunun çakmak çakmak gözlerindeki o öfkeyi, o acıyı yansıtan o video. Orada ne diyordu? Yani tek sığınacağı yer artık bir anlamda ölmek istediğini söylüyor. Çünkü dinlenmek istiyorum diyor. Her gün dua ediyorum ölmeyi. Çok yorulduk diyor. Ve Arap liderlerine sesleniyor. Sizin hiç mi çocuğunuz yok diyor. Siz nasıl bir ruh halindesiniz? Nasıl dayanıyorsunuz? Bizi nasıl seyrediyorsunuz ölmemize, katledilmemize? Yani siz dünyada ve ahirette sizden şikayetçiyim diyor. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diyor. Yürekleri parçalıyor. Şimdi geldiğimiz nokta burası. Çok Filistin acı bir davası çok, çok acı bir haykırış. Yalın bir davadır. Toprakları, vatanları, gelecekleri, evlatları elinden alınmış, katledilmiş bir mesele bu. Bunun çözülmesi için ne olacak? İnanın artık sözün bittiği yer. Ne söyleyebiliriz ki? Ne var? Hangi değer var? Hangi uluslararası kurumdan medet umacağız? O çocukların ölümünü kim durduracak? Hangi medeni insan, hangi medeni topluluk, hangi medeni ülke, hangi uygarlık abidesi, uygarlık tarifi, tanımı kurtaracak onları? Kimdir o zaman uygar olan, medeni olan, insanlıktan yana olan? Bütün bunların sorgulandığı bir yer. O açıdan bütün bu noktada bundan sonrası için her türlü sorgulamanın artık gündemde olduğu bir boyut içerisindeyiz. Amerikan seçimleri bu işte şimdi bir başka boyut olarak o bir anlamda referans noktası olmuş durumda. İşte oradan bir medet umuluyor. O konuda özellikle Biden'ın aday olmayacağını açıklamasından sonra özellikle Kamala Harris'in durumu bir de bugün itibariyle başladı. 19'u 20 Cuma günü kaçı oluyor? 24'ü mü? O süre içerisinde 5 günlük bir Demokrat Parti geleneksel kongresi olacak Chicago'da. Hep Chicago'da olur. Bir benzetme yapılıyor bu konuda özellikle Amerikan konuda duyarlılık taşıyan çevreler tarafından. 1968 kongresi
Yani Vietnam Savaşı'nın gölgesinde olan Demokratların Kongresi. O kongreden önce de çok benzer bir şekilde Amerikan Başkanı, Demokrat Başkanı Johnson aday olmayacağını açıklamak zorunda kalmıştı. Çok büyük tepki almıştı. Başkan yardımcısı onun yerine tıpkı bugün Kamala Harris'in aday olması gibi aday olacağını açıklamış ve o kongrede de tescillenmişti. Ama sokaklar büyük bir protestoya dönüşmüştü, Chicago sokakları. Vietnam dünya sizi görüyor, savaş suçlususunuz, Vietnam için insanlar, yürekli insanlar haykırmıştı. Hatta bir yediler grubu var orada. Bununla ilgili sinema filmi de çekilmişti. Tutuklamalar olmuştu. O yedi insan uzun süre cezaevinde kalmıştı. O tepkileri protestoların içinden çekilip çıkartılan. Bugün de benzer şeylerin olacağı beklentisi var. Ve sonuç itibariyle şimdi Kamala Harris de kendi başkan yardımcısı olarak çok kesin gözüyle bakılan Pensilvanya valisi, İsrail yanlısı, Yahudi valiyi seçeceği beklenirken bir sürpriz yaptı ve Minnesota valisini, Waltz'ı seçti. Cumhuriyetçiler şimdi sen Yahudi karşıtısın, İsrail karşıtısın diyerek onu sıkıştırmaya başladılar. Başta Trump olmak üzere. Çok ilginç şeyler var Aysun Hanım. Yani Kamala Harris'in eşi İsrail yanlısı bir Yahudi. Yani Kamala Harris'in kızı, yani eşinden olan kızı ki o da Yahudi, o da Filistin yanlısı, sosyal medya paylaşımları yüzünden linç edilmeye kalkıldı. Yani böyle Amerikan siyasetinde de şu anda çok belirleyici olan sonuçta bu Gazze soykırımı, İsrail'in bu saldırganlığı, bu zeminde geçiyor bu tartışmalar. Evet. İşte her tarafta ben bunlara küresel vicdanlar hareketi diyorum. Onlar ne kadar bulundukları ülkelerin yönetimlerini, politikalarını etkileyebilirler çok emin değilim ama sonuçta öyle bir damarın da yükselme eğilimi küçük de olsa bir umut oluşturuyor bize. O açıdan biz şimdi İsrail'in bugünkü bu Beka'daki hava saldırısı, bir cephanenin vurulması falan Lübnan'a yönelik açmak istediği o cephenin küçük bir halkası bence. Yani sonuçta çok önemli bir liderini, askeri liderini öldürdü. Yani Hizbullah'ın esas itibariyle buna karşı bir misillemesi beklenirken ortaya bu durum çıktı. Tabii bu konuda bir benzer bir suikast başarabilme, yapabilme becerileri var mı Hizbullah'ın ya da İran istihbaratının ya da güvenlik güçlerinin? Biraz da o konuşuluyor, tartışılıyor. Böyle bir güçleri hocam sizce? Yani olsun güçleri diyeyim, ne diyeyim yani bu kadar çok konuşuluyor ki bu konu. İşte demin az önce örnek verdim, yani liste yayınlıyor Hizbullah, yarım saatlik iştir bizim için diyor. Yani Tel Aviv'de birçok tesisi, birçok lojistik, stratejik noktaları, evet, işaretliyorlar. Çok da iddialı açıklamalarda üzerinde bulunuyor aslında. Tabii yani bunları yapmak çok kolay diye. Bunu yapan suikastı yapabilir. Galiba dündü Netanyahu'nun konutunun şeyleri, uzaktan yani havadan çekilen görüntüleri ve yani onu bir anlamda koordinatlarıyla yayınladılar. İşte bunlar hep böyle birer gözdağı, hamle yapabilme ihtimali. Bunlar da diri ve canlı tutuluyor Hizbullah ve İran cephesinden. Yapabilme iradeleri var mı? Vallahi her şey mümkün artık. Kimin ne yapabileceği, çünkü çok iç içe geçmiş bir düzenek içerisinde işliyor. Yani İsrail'in içerisinde Mossad'ın operasyon yapma yeteneğini kazanmış olması onun her yerde her şeyi yapabileceği anlamına gelmiyor gibi. Kendi topraklarında da yani sonuç itibariyle küçücük bir kuşak alana sıkışmış olan Hamas'ın bu çok onurlu büyük direnişi sonuçta İsrail'e şu anda bir galibiyet etiketini verebilmiş değil. Başaramadı henüz. Tabii çok can akıydı. 40 binin üstünde bir o kadar enkazın altında insanlar var. O açıdan kuşkusuz büyük bir soykırımı
yapmış olması onun için bir başarıysa, hadi o nalet kirli başarısını verelim onlara, hediye edelim de. Ama sonuç itibariyle teslim olmadılar. O halk orada teslim olmadı. Ve büyük bir mücadele hala sürüyor. O açıdan ben çok iyi çalışılırsa her türlü misilleme yapabilme şansları var. Yeter ki o iradeyi gösterebilsin. Yeter ki bu işin bir gerçek anlamda birbirini besleyen, hani her şey her şey zıddıyla kaimdir ya Aysun Hanım. Hı hı. Böyle bir noktadaki zeminde olmaya versin. Bir de bu yapıların içerisindeki özellikle klikler, yapılar, uzantılar, bunlar önemli karar noktalarında. Yani bu Hamas'ın içine bile sızarak bir takım İsrail casusluğu yapanlar öteden beri hep bilinir. Onun önemli listesi de vardır. Şimdi Hamas'ın başına geçen Sidar da bunları tespit etmekte mahir biridir. Öyle bilinir. Onunla da şöhret kazanmıştı. Dolayısıyla böyle bir noktada şimdi bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Ben Amerikan seçimlerine de bir parça mesela bağlanmış durumda. Buna İran'ın misillemesi dahil, İran'ın etkileyeceği Hizbullah buna dahil. İsrail de sonuç itibariyle şimdi kendince bu pozisyonunu koruyarak Amerikan seçimlerinin sonucundan çıkacak bir neticeye göre o da yeni bir hedef belirleyecek kanaatindeyim. Ama sonuçta Amerikan seçimleri de ve adayları da birbirlerini İsrail'e yakın uzak olmak ve Filistin meselesi üzerinden tarif ediyor. Bu da işin bir başka garabeti kuşkusuz. Evet, peki hocam. Şimdi Can Türk Bey size döneceğim. Zaten görüntüler o vurulma anı, hedef alınan bir silah deposuymuş. Gelen bilgi bu yönde. Ekranlarda da geliyor. Şu anda olay esnasında bir ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi gelmedi. Az önce Yaşar Hocam da kapsamlı bir şekilde değerlendirmesini yaptı. Bu saldırı sonrasında misilleme gelir mi? Amerikan seçimleri, İsrail'e karşı tutumu ne olacak? Hem bu Gazze şeridinde hem Lübnan'da hiçbir şekilde durdurak bilmeyen İsrail katliamları Amerikan seçimleri sonrasında nasıl bir boyuta evrilecek? Sizin değerlendirmeniz ne olur Can Türk Bey? Evet, şimdi Şubat ayından beri İsrail özellikle Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Hizbullah kontrolü altında olan bölgelere çok yoğun hem füze saldırısında bulundu hem de uçak yani hava dronlarla vesaire yani insanlı ya da insansız hava saldırılarında bulundu. Şimdi Sayın Hocam konuşurken ben şöyle bir internetten bir göz gezdirdim de bugüne kadar Beka Vadisi üzerine Şubat ayında 2, Mart ayında 2, Nisan ayında 2, bu Mayıs ve Haziran aylarında da özür dilerim Haziran ayında da füze saldırısında bulunmuş. Bugün de vuruyor. Demek ki toplamda ondan 10'a yakın veya ondan biraz fazla bir hava saldırısı var. Tabii şimdi Beka Vadisi'nin konumuna da bakmak lazım. Beka Vadisi'nin bulunduğu bölge şu an Hizbullah kontrolünde. Dolayısıyla İran'ın Şam rejimi üzerinde, Esad rejimi üzerinde bölgeye silah ve daha doğrusu mühimmat sağladığı bölge olarak değerlendiriyor. İsrail basınından da okumaları yaptım da kısaca şöyle bir göz gezdirdim. Şimdi özellikle füze ve füze bataryalarının sevk edildiğine dair, bunların vurulduğuna dair şu an İsrail gazetelerinde veya basınında bu şey geçmeye başladı. Şimdi tabii geçtiğimiz günlerde Lübnan Hizbullah'ın o işte tünellerle beraber hatırlayalım göstermiş olduğu bir meydan okuma vardı. İşte bu meydan okuma o tünellerden füze saldırısının yapıldığına dair bir şeydi. Dolayısıyla İsrail bir sevkiyat haberi almış olmalı ki bu sevkiyatı da büyük ihtimalle İran kaynaklı. Yani bu şu anki bu saldırıyı ve diğer Şubat ayından beri başlayan o periyotlar halinde yapılan saldırıları muhtemelen İran içlerinden alıyor olabilirler. Hani Haniye'nin suikastinde de daha önceki Süleymani'nin ölüm yıl dönümü suikastlerinde de İsrail biliyorsunuz İran üzerinde çok ciddi bir operasyon
avantajı yakaladı. Hem moral motivasyon avantajı hem de ciddi derecede bir operasyon yapıyor. Muhtemelen de böyle bir bilgi alıp bu sevkiyatı vurmuş olabilir veya sevkiyat öncesinde veya sonrasında. Dolayısıyla İran'ın, yani daha doğrusu İsrail'in bölgeye yapmış olduğu saldırılar tesadüfen yapılmış saldırılar değil. Bir istihbarat sonucunda yapılmış olan saldırılar. Nitekim Şubat ayında, özellikle Mart ayında yapılan iki saldırıda da sevkiyat, hatta bir tanesini sevkiyat sırasında vuruyorlar. Konvoyu vuruyorlar. Dolayısıyla yani İran üzerinden veya bölgedeki diğer istihbarat birimleri üzerinden İran'ın, İsrail'in bölgeyi, özellikle Beka Vadisi'ni Hizbullah'ın silah depoladığı veya ikmal aldığı bir bölge olarak değerlendiriyor, vuruyor. Bu ciddi bir istihbarat zaafıdır artık. Bu istihbarat zaafı kimden doğuyorsa. Ama benim kendi kanaatim İran içinden olabilir. Yani özellikle İran şu an hem Amerika'nın hem de İsrail'in, Mossad'ın ciddi derecede istihbarat topladığı bir bölge olduğu artık neredeyse aşikar. Yani bunu çeşitli veçelerle gördük. İşte bu şimdi şu anlama geliyor. İsrail'in özellikle Hizbullah füzelerinden veya çünkü füze bataryaları olarak geçiyor şu an. Ciddi derecede rahatsız oldu. Çünkü Hizbullah'ın geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu hava saldırılarında demir kubbenin bile zarara uğradığını, hatta yani cevap vermekte geciktiğini gördük. Özellikle Hizbullah'ın bu hava saldırılarına, yani İsrail'in vermiş olduğu hava saldırılarına karşılık olarak füze karşılığı vermiş olması, işte İsrail'in bu füzelerin sayısını azaltma veya işte mühimmatı yok etmeye amacına yönelik bir cephe arkası operasyon olarak nitelendirmemiz mümkün. İkincisi, benim gerçekten çok merak ettiğim bir şey var. Bunu da hani burada hani dile getirmek istiyorum. Bugüne kadar hem Hamas'ta hem de Hizbullah'ta sürekli bir füze, yani demir kubbeye karşı onu delme çabaları, bir füze saldırıları gördük. Ki bu yani stratejik açıdan her iki örgüt içinde geçerli bir şey olabilir ama mesela hiç hava savunma silahlarıyla İsrail uçaklarını vurma veya ne bileyim omuzdan atılan Stinger füzeleriyle, alçak irtifa füzeleriyle savaş uçaklarını vurma gibi bir girişime rastlamadık. Veya İsrail dronlarını veya İHA'larını, SİHA'larını vurma girişimine rastlamadık. Yani bu konuda anlamadığım şey, yani Hamas'ın ve Hizbullah'ın neden bu alana mesela çok ciddi bir şekilde eğilmedikleri. Çünkü o savaş uçakları çok yakın mesafeden vuruyorlar. Yani birkaçını izlediğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla ve yani füze olarak değil de yukarıdan drop yöntemiyle atılan bombalar bunlar. Bunlar da belirli bir uçağın alçalmasını gerektirir. Yani bu noktalarda yani mesela temel soru bu savaş sürecinde, bu bir yıllık savaş sürecinde hem Hamas'ın hem de Hizbullah'ın hiç İsrail savaş uçağı düşürdüğünü ben duymadım. Yani bilmiyorum, belki ben duymamışımdır. Yani ciddi derecede bir hava savunma sistemi sıkıntısı var. Acaba o noktada ulaşamıyorlar mı? Ama mesela füze söz konusu. Bu da belki bir savaş konseptidir. Onu da bilemiyorum. Ama vurulan depo, yani bir şey, bir mühimmat deposu veya sevkiyat deposu. İlerleyen saatlerde daha da netleşir. Tabii evet, benim bir silah deposu olduğu söyleniyor hocam. Evet. Yani muhtemelen de İran'dan gelen mühimmat depoları. Çünkü İsrail basını o şekilde söylüyor. Yani İsrail'den gelen İran'dan gelen sevkiyatı vuruyorlar. Demek ki buradan yola çıkarak bir, İsrail'in Hizbullah'ın füzelerine karşı çok ciddi derecede çekingenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada bir yanlışlık olmayabilir. İki, geçtiğimiz gün Hizbullah'ın meydan okumasına karşılık verilen bir cevap olabilir. Hatta ilk etapta ben şunu da düşündüm. Şimdi o tünelleri gösterdiler ya, acaba o tünellerin yerini tespit edip o tünelleri mi vurdular şeklinde. Ama o şekilde değil. Demek ki tüneller biraz geride, biraz daha İsrail sınırına yakın bölgelerde ki. Çünkü hep arka planı vurmaya başladılar. Üçüncüsü, acaba bu mühimmat sonucunda, yani bu vurmalar sonucunda İsrail bir kara saldırısı başlatabilir mi? Buna cesareti mi var mı? Ben şahsen İsrail'in bir kara saldırısı yapabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü Amerika olmaksızın İsrail ordusu bu mevcut yapısıyla Hizbullah'la girişeceği bir kara saldırısında
2006'daki yediği dayaktan tabiri yerindeyse, yani çok daha feci bir dayak yiyecektir. Ama ona da cesaret edemiyorlar ve bu çatışma süreçleri bu şekilde devam edecek. Ama dediğim gibi yani burada mesela hava savunma sistemleri hiç devreye girmiyor. Yani İran bu kadar silah sevkiyatı yapıyorsa hava savunma sistemleri niye sevk edilmiyor, bunu da anlamış değilim. Belki de yoktur, bulunmuyordur. Onu da bilmiyorum ama hani burada farklı bir şey belirtmek amacıyla söylüyorum. Olay bu ama hocamın dedikleri çok doğru. Yani İsrail'e karşı bölgede çok ciddi bir artık bir bilenme söz konusu. Sadece Hizbullah kanadında değil, aynı zamanda diğer bölge ülkelerinde de çok ciddi bir yavaş yavaş bir sıkıntı başladı. Ben Körfez ülkelerinin de yani edindiğim gözleme göre ciddi bir şekilde el altından veya geri plandan İsrail'i sıkıştırmaya başladıklarını düşünüyorum. Ama İsrail öldürmeye devam ediyor. Bu soykırım, bu katliam devam ediyor özellikle Gazze'de. Evet. Tabii bunun bir karşılığı olacak mı? İlerleyen günlerde daha da net bir şekilde göreceğiz. Göreceğiz, evet. Bu arada şöyle bir gelişme var, bunu da izleyicilerimize de aktarmış olalım. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinden bir sonuç çıkmadı. İsrail hükümeti Gazze şehrinde soykırım savaşı yürüten İsrail ordusuna şiddeti artırma talimatı verdi. Hamas ise Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşmasına karşı engeller koyduğunu açıkladı. Bu da yeni bir gelişmeydi bugün yaşanan. Genç abi şimdi size döneceğim. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem bu saldırıyı, karşı atak gelir mi, misille mi? Şimdi, nereye gidecek bu iş? İsrail'in bu tam onu barbarlığı. Diyeceğim. Yani hani Yaşar hocam da, Can Türk hocam da çok güzel izah etti konuyu. Hani teknik olarak, detaylı olarak anlattılar. Ben bir şey söylemek istiyorum burada. İsrail zaten periyodik aralıklarla Lübnan'da işte Hizbullah hedeflerini vuruyorum diye Lübnan'ı vuruyor. Şimdi burada İsrail'in freni artık patlamış bir araç gibi gittiğini görüyoruz. Kimse dur demiyor İsrail. Yani Amerika Birleşik Devletleri F-16, F-35 uçakları veriyor. Bilmem işte hani gövdesini veriyor, onlar yapıyor. Yani baktığınızda İsrail'e sanki böyle bir tabirimi caiz görün, bir yol verilmiş, tamam sen git. Gidebildiğin yere kadar herkese saldır. Bu mantıkla gittiğini görüyoruz İsrail'in. Yani birinin İsrail'i frenlemesi lazım. Hani büyük İsrail projesi bilmem ne falan, hani bunlar söyleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kurmuş olduğu bir karakol. Yaşar Hocam her programda söylüyor bu konu açıldığında. Şimdi böyle bir yerin genişlemeye çalışması, işte bir soykırım yapıyor olması, bunların hiçbiri kabul edilemez. Dünyada işte Filistin tanınıyor bir taraftan ama Gazze'de çocuklar öldürülüyor, okullar yakılıyor, okullar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor. Bu işin Yaşar Hocam'ın özellikle sosyal medyada uzun süre izlediğim ve çok paylaşılan bir videosu vardı. Yani bu, bırakın bunu. İnsanlık, konu insanlık. Yani İsrail'le ilgili olarak yapılabilecek ne varsa artık bir araya gelinip bir mücadele mi yapılması gerekiyor? Başka türlü, yani bir savaşa mı girilmesi gerekiyor? Bu da düşünülebilecek senaryolardan birisi. Biliyorsunuz bu da konuşuldu. Yani bir araya mı gelinmesi gerekiyor? Bir mücadele mi edilmesi gerekiyor? Çünkü İsrail artık durmayacak. İsrail ses edilmediği sürece, sen dur denilmediği sürece mahkeme kararını, Birleşmiş Milletler kararlarını dinlemeyecek. Yani biz burada istediğimiz kadar konuşalım. İşte devletler kınasın. Yani abi böyle sonuç bir şey getirmiyor. Peki İsrail'e kim getirmiyor. Dur diyecek? İsrail'e kim dur diyecek? İsrail'e çok büyük bir dur denmesi için bölgede bizim de istikrarlı bir yapı oluşturmamız lazım. İsrail'in giremeyeceği bir yapı oluşturmamız lazım. İşte o protokolün, o paktın, Kudüs paktının. Bunların, tam da onu söyleyecektim. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli yani, geçtiğimiz hafta Kudüs paktı önerisinde bulunmuştu. Tarihi bir çağrıydı. Başlangıç olarak yani işte koyduğu ülkeler Mısır, bunlar var, Suriye var. Olması gereken 3 ülkeyi saydı. Şimdi bunlar çoğaltılabilir. Bu yüzden Aysun Hanım, yani burada bölgede bir istikrar sağlanması için İsrail Netanyahu, daha doğru bir ifadeyle,
Burada ateşkes diyor. Ateşkes dediğiniz kaç gün süreceği belirsiz. O yüzden kalktılar doğada masadan. Yani esir takası diyor. Ondan sonra tekrar başlayacak. Mısır'da tekrar yapacaklar. Şimdi böyle baktığımızda bence burada artık konuşulması gereken Lübnan'ı da vurdu. Vurur. Yani Hizbullah'ı bahane ediyor. Orada şimdi bir hedefi vurdu. İran zaten kendi içinde karışmış durumda. Cumhurbaşkanı seçecek, o bakanları falan kuracaklar. Onlar da hükümet kurmaya çalışıyor. Hani diyorlar ya, İran ne zaman misilleme yapacak? Karşı atağını ne zaman yapacak? Böyle baktığımızda İran ne zaman yapacak? Bu nasıl olacak? Burada ciddi bir karmaşa var ama İsrail'in durması lazım, durdurulması lazım artık. İsrail bunu yapıyor, karşılık yok. İran'ı vuruyor, İran'da Hamane'yi vuruyor. Karşılık yok. Şimdi böyle bakarsak işin içinden çıkamayız Aysun Hanım. Yani hani çok teknik, çok güzel anlattı Yaşar Hocam da, Can Türk Hocam da. Ama Lübnan'ı zaten vuruyor yani bu adam. Belli aralıklarla işte Şubat ayından beri saydı, ben de ona bakıyordum. Vuruyor. Sivilleri de öldürüyor. Yani şimdi yapıyor, ondan sonra diyorlar ki ben sana 10 misliyle karşılık vereceğim. İşte bakıyorsunuz Rusya, Ukrayna Rusya'nın içine girmeye başladı yukarıda. Hani Rusya burada etkisiz bir noktaya getirilmek isteniyor bir açıdan bakarsanız. Yani bu bölgedeki söz, işte Suriye, Irak, bu bölgedeki sözünün geçmemesine uğraşılıyor. O yüzden bence İsrail'e dur demeli. O da lafta sözde değil yani. Yani lafta sözde bir dur değil. Dur biz de diyoruz. Hükümetler de diyor. İşte Güney Afrika dava açtı soykırımdan dolayı. Neticesinde biz katıldık bu davaya. Ama ilerlemiyor yani. Hani bu katil İsrail sözü bir gerçek artık. Yani hani bunu slogan olarak söyleniyor. Bu bir gerçek. İsrail önüne ne gelirse vurmaya başladı. Çoluk çocuk demiyor. İsrail istemediği sürece insani yardım girmiyor Gazze'ye. Çok acı tablo, ne yazık ki. Yani İsrail onaylayacak ki Gazze'ye insani yardım gitsin. Limanı kullandırtmıyor. Yani böyle baktığımızda bence bu işin yani bugün bunu konuşuruz. Yarın İran'ın atıp havada patlatılan füzelerini konuşuruz. İran'da çünkü geçen öyle yapmıştı. Yani ben size biliyorum ne yapacağımı dedi. Gönderdi 100'ün üzerinde füzeyi. Yarısından çoğu havada imha edildi. Yani böyle gidiyor. Burada bir sıkıntı ve kaos devam edecek gibi duruyor. Peki. Şimdi programımızın aslında son dilimine girdik. Son 15 dakika, 5'er dakikalık sürelerle bugün yaşanan sıcak bir gelişmeyi de konuşalım isterim. Şimdi Yaşar Hocam, size soracağım. Kara para aklamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından yaklaşık bir yıldır hapisteydi sosyal medya fenomeni Dilan Polat. Bu davada yeni bir gelişme yaşandı bugün. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Aslında sürpriz bir gelişme oldu. Tabii hukuki açıdan Gençer Bey'e son sözü vereceğim ama siz nasıl yorumlarsınız bu tahliye kararını? Kısa bir değerlendirme almak isterim. Yani tabii ben ne dosyasını biliyorum ne hukuki bir değerlendirme yapacak durumda değilim. Ama bıraktığı etki toplumda bir süredir meşgul eden yanıyla ve bunun aynı zamanda hem psikolojik, sosyolojik, toplumsal etkilerle bakıldığında nasıl bir tahliye kararıdır? Bence yine vicdanlarda bir sıkıntı yaratan bir karar gibi geliyor bana. Ben kimsenin tabii haksız yere tutuklanmasından, uzun süre cezaevinden kalmasından falan hiçbirimiz bundan yana değiliz ama ceza yargılamalarında cezanın tutarlılığı, delillerin varlığı, işaret ettiği şey neyse de ona uyulmasını bekleriz. Yani hukuk aynı zamanda toplumsal vicdan açısından da bir değerlendirme yeridir. Yani o yanını da unutmamak gerekir. Ben açıkçası benim için de yani bu kadar çok içine girdiğim bir konu değil. Yani ama sonuç itibariyle Türkiye'de yaşıyoruz. Birinci haber oluyor, gözümüz kayıyor, anlamaya çalışıyoruz.
işin daha çok bu evet, gündemi oldukça meşgul eden bir konuydu ve davaydı hocam. Şimdi, televizyon evet, kanallarında, yani onu, ana haber bültenlerinde, programlarda evet, saatlerce konuşuldu bu konu. Ve bunun bir salgın gibi, buna imrenenlerin, bu yolu benimseyenlerin başka örnekleri de ortaya çıkmaya başladı. Evet. Bunun alttan alta adeta bir örgütlü, bir başka zemin, bir yolsuzluk, bir dolandırıcılığın yeni bir dalgası gibi. Özellikle sosyal medya kullanılarak, genç insanların hayalleri kullanılarak falan. Dolayısıyla bu yanları da son derece önemli bir toplumsal tahribat yarattı ve bu yönüyle hep baktık. Şimdi bütün bu kadar hengameden sonra bir yılın sonunda bir tahliye kararı, tutuksuz yargılamak. Hadi bırakalım Gencer Bey çıksın işin içinden. Peki. Can Türk Bey, sizden de bir yorum alabilir miyim? Hocam özellikle Yaşar Hocam toplumsal etkisine değindi biraz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Sürpriz bir karar oldu. Çünkü 40 yıla kadar yargılanması konuşulurken hatta ev hapsi talebi bile reddedilmişti geçtiğimiz haftalarda. Bugün böyle bir tahliye kararı çıktı. Ne dersiniz? Yani Aysun Hanım, ben de hocamdan çok farklı bir şey söylemeyeceğim. İşin hukuki boyutunu ben de bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla bir kara para aklama olayıymış şirketlerle ilgili. Tabii işin yani hukuki boyutu bir tarafa, doğrudur yanlıştır onu bilemem ama tabii işin toplumsal boyutu çok feci. İşte sosyal medyanın yarattığı fenomenler, fenomenizm ve beraberinde yani toplumun çok kolay yoldan veya bir takım unsurları kullanarak çok kolay para kazanma anlayışı. Hem gençlerimizi zehirlemesi konusunda, hem insanların artık, yani ben hangi kuşağa giriyorum bilmiyorum ama ben X kuşağına giriyordum. Yani ben baby boomer kuşağının çocuğuyum. Şimdi bizim bildiğimiz kuşak bize şöyle öğretildi. Biz çocukluğumuz boyunca çalışarak, efendim gerçekten çok çalışarak, kendimizi geliştirerek bir şeyleri başarabileceğimiz bize öğretildi. Nitekim de biz onu başardığımızı düşünüyorum. En azından kendi hayatımda. Hı hı. Ama şimdi artık bu kuşakları sıraladığımız zaman artık eskisi gibi. Yani işte şimdi tam tersi oldu hocam. Kuşarak, artık çabalamadan, evet, uğraşmadan, evet, en kolay yoldan, evet, işte bir maddi, evet, bolluk bereket içinde olmak. Yani parayı yani bulmak diyeceğim de ambiyane tabirle. Hiçbir çaba ve emek sarf etmeden... Evet. Çok rahat bir hayat yaşamak istiyor gençler. Gençlerle konuştuğumuzda işte efendim torpilden bahsederler, şundan bahsederler, bunda. Ya bunlar hiçbir zaman bitmedi ki. Adam kayırmacılıktır, torpildir, hukuksuzluktur. Bu insanoğlunun ilk, yani yeryüzünde ortaya çıktığından beri bu tarz şeyler hep oldu, hep olacak. Ama bunlarla gerçekten dürüstçe çalışarak, ideallerin uğruna namuslu bir şekilde yaşayarak, üreterek, bir şeyler yapmaya çalışarak ve ne olursa olsun mutluluğu, hazzı, başarı azmini bu çalışma sürecinde görerek, yani insanlar şimdi özellikle genç nesil diyor ki ya ben bu noktaya geleyim, tamam gel, hazzı orada alayım. Ama haz orada alınmıyor, orası bir sonuç oluyor. Hazzı insanlar çalışarak, üreterek, dürüst bir şekilde, ahlaklı bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde yapmalı. İşte bunu izah etmek lazım. İşte bunların sonuçları, Türk toplumu modernleşiyor, postmodernleşiyor, küresel ekonomiyle, küresel kültürle tanışıyor. Bu Batı ülkelerinde çok yaygın olan bir şey. Kolay yoldan para kazanma, çok çabuk işte ahlaksızlığa, hukuksuzluğa sapma. Ama bunların hepsinin sonucu toplumda yarattığı yıkımdır. Hı-hı. Yaşları 50'ye geldiğinde şimdiki genç nesil ne kadar yanlış bir yolda olduklarını eninde sonunda anlayacaklar. Yani ben de hasbelkader 50 yaşındayım. Yani insanlar belirli bir süre sonra geçmişte yapmış oldukları veya düşünmüş olduklarının ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu yargılayabiliyorlar. Ama dediğim gibi bizim kuşak gerçekten çalışarak, üreterek, yani kendini zorlayarak, gecesini gündüzüne katarak mutluluğu, hazzı burada arama yoluyla buldu. Ve biz de başarıya, yani bize öğretildiği şekilde iman ettik, çalışmaya iman ettik. Ve bunun sonucunda bir yerlere geldik, öyle veya böyle, beğenilir veya beğenilmez. Ama bu tarz olaylar, yani insanlara kolayca, bazen mesela arkadaşlarla, gençlerle konuşuyorum.
Şey diyorlar, hocam diyorlar işte şimdi cebimde 10 milyon lira olsa. Ya senin yaşın kaç? 22. Peki cebinde 22 yaşında 10 milyon lira param var. 23 yaşında ne yapacaksın? 15 mi olacak? Sonra 20 olsun sonra. Yani yiyebileceğin, içebileceğin ihtiyaçları. Yani biraz artık bu iktisadın tanımını bilmiyorum hocam ne der de yeniden yapmamız lazım. Yani iktisatta hep öğretilen şey şu: sonsuz insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla karşılanması bilimi. Ya insanın ihtiyacı niye sonsuz olsun ki? Yani bir insanın bir arabaya ihtiyacı olabilir. Çiftçi ise bir tane traktöre ihtiyacı olabilir. Yani bir adamın sonsuz otomobile ihtiyacı olamaz ki. Sonsuz eve ihtiyacı olamaz ki. Yani bizim ihtiyaçlarımız, bizim o günkü, o anki ya bizim standartlarımızı veya amaçlarımızı karşılayacak derecededir. E siz şimdi sonsuz, sınırsız ihtiyaçlar diye bir cümleyle başlarsan vur patlasın, çal oynasın. Bana sınırsız para lazım, sınırsız ev lazım, sınırsız şöhret lazım. Peki sonra? Yani sonrası yok. Sonrası hepimizin gideceği yer. Ama işte bunu gençlere anlatabilecek yeni bir ahlak, yeni bir iktisat, yeni bir popüler kültür, bunları oluşturmak lazım. Bilemiyorum yani, benim söyleyebileceğim sadece bunlardan ibaret. Peki hocam, teşekkür ediyorum ve Gencer Bey, size döneceğim. Evet. Şimdi fenomen Dilan Polat'a, eşiyle birlikte biliyorsunuz Engin Polat, Kasım ayında kara para aklamak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından cezaevine girmişlerdi. Şimdi Dilan Polat'ın ilk ifadesinde kendisini savunurken söylediği şey, akıllarda kalan savunması şuydu: ben şirketin reklam yüzüyüm, işleri arka planda yürüten eşim Engin Polat, benim bu konularla ilgili bir bilgim yok ve olayların içerisinde değilim demişti. Şimdi bugün bu tahliye kararı çıktı, ekranda da görüyoruz, yakınları tarafından sevinçle karşılanmış. Tabii küçük de bir oğlu var, evlatları var, bir anne olarak onlara kavuşması tabii ki hani vicdani yönden, ama hukuki açıdan baktığımız zaman da nasıl bir sonuç çıktı? Sürpriz de bir karar oldu aslında. Nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle, yani kararı, yani tahliye kararını değerlendireceğim ama önce ben de küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. O da şu: şimdi para eşittir mutluluk, yani buna geldi artık şu anda. Ve kolay kazanılan para, emek vermeden kazanılan para eşittir mutluluk. Sonsuz para, sonsuz mutluluk demek değildir. Sizin ihtiyaçlarınızdan fazla olan sizin değildir. Yani örnek veriyorum, bir yemek yiyecekseniz yiyebileceğiniz kadarı sizindir. Hepsi sizin de olsa tamamını yiyemezsiniz. Bir sınırı vardır. Şimdi hem manevi sınır hem maddi sınır anlamında bir noktaya geldi ki nesil hedonizm, yani hocamın söylediği gibi hazdan beslenen, hazzı öne alan, hazı yaşam felsefesi haline getiren bir nesil olmaya çalıştırılıyor. Ve bunlar da yani bu sosyal medya fenomenleri bir kısmı için söylüyorum. İşte bunun aparatı. Bunu yapıyorlardı. İşte çeşit çeşit arabalarla, videolarla çekiyorlardı. Evet. Ama i̇şte, yani ultra lüks bir yaşam. Ultra lüks bir yaşam. Öncesi ama normal 3+1. Normal yani, diyemeyeceğiz yani İstanbul'un öncesi bir... yani hani o videolar çekilmeden öncesi atılan videolar da var. Hı hı. Orada video çekilirken 3+1. O bir öncesi, bir de tabii. Onun öncesi var. Onun öncesi şey, daha böyle İstanbul'da çok, hani şimdi semt ismi vermeyelim ama çok gece kondu diye tabir edilen, evet, bir evde çok mütevazi bir aile, eşiyle, evet, birlikte yaşayan. Aynen. Doğum fotoğrafçısıymış hatta Dilan Polat. Evet. Şimdi buradan mütevazi gelirse eğer, buradan böyle bir noktaya gelip bir çok farklı ekonomik güçlere sahip oluyorsanız ciddi bir emek vermeniz, sosyal medyada da kazanamıyorsunuz böyle paraları. Peki bunlar ne yaptılar? Nasıl olmuş? Ya da Dilan Polat reklam yüzü falan, ama yani işin bir boyutunda suç işlemek amacıyla örgüt kurulmuş. Bahis, şike ve diğer konularla ilgili paraların aklanması, suç kelilerinin aklanmasına ilişkin yasayı ihlal etmiş. Açılan davadan bahsediyorum. Suçtan kaynaklanan mal varlığı, işte bu şike bahis davalarıyla ilgili, bunları aklama aracı olmuş. Ve vergi kanununa muhalefet. Şimdi bunlardan dolayı 5 Kasım 2023'te bir operasyon yapılıyor 1 Kasım'da. 5 Kasım'da tutuklanıyor. Çok ciddi bir 6 ilde eş zamanlı yapılan bir operasyondu o zaman, hatırlayalım. Şimdi burada Dilan, Engin, Polat, Sıla, Can, Doğu, işte bunlar da hani kardeşleri, tamamını topladılar.
O dönemde hepsini de biraz da sosyal medya fenomeni olmasından kaynaklanan, popülerlikten kaynaklanan dediler ki dokunuyoruz. Şimdi ne oldu da Dilan Polat tahliye edildi? Aslında bunu iddia makamının söylemlerinden bulabiliyoruz. İddia makamı şunu diyor, yani savcılık tahliye edilmesini istiyor. Ne diyor? Adli tıp raporuna göre diyor, yüksek korumalı bir hastanede tedavi görülmesi gerekiyordu. Kendine falan da zarar veriyordu hatırlarsanız. Evet, İşte psikolojim bozuldu, şu oldu, bu oldu falan diye. Hı hı. Burada son iki dakikanın içerisindeyiz. Toparlıyorum. Hı hı. Direkt toparlıyorum. Bir de gelen MASAK raporundan bahsediyor. Yani MASAK raporu diyor. Evet, o rapor önemli. Zaten önemli olan da o. MASAK raporuna göre bu suçların tamamının kaynağı, yani cezalandırılmasının kaynağı MASAK raporudur. MASAK raporunda eğer bu işlediği suçlarla ilişkin, MASAK dediğimiz işte para trafiğini gösteren rapordan bahsediyoruz. Yoksa MASAK raporunda, o zaman yardım eden pozisyonuna, işte reklam yüzüğüm diyor, yardım eden pozisyonuna geçebiliyor. Savcılık makamı son maddede şunu söylüyor. Suçun vasfının niteliğinin değişme ihtimaline binaen, yani 100, işte 40 yıldan yargılanıyordu ya, artık o düşecek. Tutukluluğa kaldığı sürede 1 yıla yakın. Hı hı. Suç niteliği değişirse daha az ceza alır. Kaçma şüphesi yok. Yurt dışı çıkış yasağını koyarım. Ondan sonrasında da tahliye ederim. Savcılık makamı bunu söylüyor. Hı hı. Mahkemede bu yönde kaçma şüphesi olmadığı, delillerin toplanmış olması, klasik olan bir tabiri vardır. İşte yurt dışı çıkış yasağıyla beraber, yani savcılık mütalasına uygun bir noktada kararını açıklıyor, tahliye kararını veriyor. Tahliye kararı demek, beraat kararı demek değil. Son cümlem bu olsun o zaman. Beraat etmek demek... Onu da alalım, evet, beraat etmek. Beraat etmek demek, suçu işlediğine dair delil olmadığından dolayı ya da delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verir. Hı hı. Eğer tahliye kararında, tahliye öncesinde suç vasfı değişir ya da yattığı süre ya da cezaevinde geçirdiği süre fazla olduğu için de tahliye kararı verir. Bu da ceza alırsa cezasından mahsup edilir. Bu kadar, yani bunu söylemekte fayda var. Bu konu tabii çok meşgul etti. Evet. Sosyal medya fenomeni olmalarından dolayı. Yoksa bu tip olaylarla ilgili devlet ve mahkemeler mücadele ediyorlar. Etmeleri de gerekiyor diye bitireyim ben o zaman. Bugün güzel hukuki boyuttan açıklamalarda bulundunuz. Gencer Bey, ayrıca teşekkür ediyorum size. Teşekkür programımızda ediyorum. İyi ki bir hukukçu var. Yaşar Hocam iyi ki var. Cantürk Hocam da iyi ki var. Tabii ben ki. Yaşar çok Hocam, Cantürk Bey çok yine her zamanki gibi keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Gündem Arkası'nın sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, değerli konuklarıma katkıları için çok teşekkür ediyorum tekrar. Yayınımız saat başında Meryem Şahan'ın sunumuyla, gece haberleriyle devam edecek. Yarın saat 19'da ana haberde tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın.